Sayın Oda Başkanım, Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürüm, Sayın İşkur İl Müdürüm, sevgili kurul üyesi arkadaşlarım, sevgili konuklar, çok kıymetli, çok değerli meslektaşlarım. Sosyal Güvenlik Kurumu, iş hukuku ve İşkur güncel uygulamaları ve teşvikleriyle ilgili seminerimize hoş geldiniz. Bugünkü seminerimizde SGK güncel uygulamaları, teşvikleri ve denetimleri, İşkur güncel uygulamaları ve teşvikleri, iş hukuku güncel uygulamaları, iş sözleşmeleri, fesih ve tazminatlarla ilgili konuları çok değerli konuşmacılarımız kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanım Sayın Yücel Akdemir'i davet ediyorum. Çok değerli SGK İl Müdürüm, değerli İstanbul İşkur Müdürüm, odamızın çok değerli yöneticileri, değerli eğitmenlerimiz, temsilci arkadaşlarımız, sevgili meslektaşlarım, odamızın düzenlediği bu güzel seminere hepiniz hoş geldiniz. Eğitim dönemindeyiz. Yeni bir yıla başladık. Eğitimlerimiz devam ediyor. Bir taraftan dönem sonu işlemleri, diğer taraftan portalla ilgili eğitimlerimiz devam ediyor. E-fatura, e-defter vazgeçilmemiz oldu. Her gün yeni bir yenilik yaşıyoruz. Bazen sabah kahvaltılarında, bazen ilçe toplantılarında önemli bir konu, kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili butik eğitimler yapıyoruz. İnşaat muhasebesi bir taraftan devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de BOBİ ile ilgili temel eğitimlerimize hep birlikte başlayacağız. Diğer eğitimlerimizde de konuşmuştuk. Teknoloji yılındayız. Teknoloji yılı hepimize yenilikler getiriyor. Beraberinde tehditler var, fırsatlar var. Hep birlikte bu tehditleri fırsata nasıl çeviririz? Bunun yollarını arıyoruz. İşte bu yeniliklerden birini bu yıl yine yaşadık. E-beyan sistemiyle, portalla karşılaştık. Baştan biraz ürktük. İşler elden mi gidiyor dedik. Sosyal medyada biraz ortalığı karıştırdık. Ama baktık ki işler öyle değil. Bırakın doktorları, mühendisleri, artık avukatlarla basit usulde defter tutanlar bile bize gelmeye başladılar. İşlerini yaptırmak için bizim sürece hazırlanmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız basit usulle ilgili ücret soruyorlar. Doğrudur, ücret tarifesinde yok. Ama işletmeden bilançoya geçer gibi kabul edip işletme defterlerinin ücretlerinin %50'sinin uygulanabileceğini düşünüyoruz. Bunu da birçok yerde ben ifade ediyorum. Portalla ilgili iki hususu ifade edeceğim. Bir yanlış anlaşılma var. Haklıyız. Kanun farklı, tebliğ farklı. Geçen ayın bilgilerini artık günlük değil serbest meslekte bu ayın 24'üne kadar gireceğiz değerli arkadaşlar. Düzenleme bu şekilde. İkincisi de şu, tabii yazılım dilinde ufak tefek sıkıntılar var. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın programında fişleri girmek, serbest meslek makbuzlarını girmek bir zaman alıyor. Diğer programcıları bilmiyorum ama benim Luka'dan aldığım bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Luka'nın ekranları, sayfaları hazır. Bütün hazırlığını yaptı. Gelir İdaresi'nden
linkin verilmesini bekliyorlar. Bugün yarın linkin açılacağı düşünülüyor. Link açıldığı takdirde Luka'da hiçbir sıkıntı çekmeden Luka'ya girdiğimiz bilgileri anında Gelir İdaresi'nin ilgili portalına aktarabileceğiz. Dileyim diğer programların da bu hazırlığını yapmış olmaları. Bu konuda zaten şu anda geçicilerle uğraşıyoruz. Birkaç gün sabretmemizde fayda var. Bu hafta içinde aldığımız bilgi bu sorunun çözüleceği noktasında. Umarım çözülür. Ocak ayı yeni bir ay. Sözleşmelerimiz var. Özellikle sizden gelen talepler doğrultusunda TÜRHAK programındaki sözleşmelere kişisel verilerin korunmasıyla ilgili özel maddeler eklettik. İyi inceleyin. Sözleşmelerimizi Şubat ayının sonuna kadar yapalım. Sisteme girelim. Maalesef aile toplantısı, sözleşme düzenleme oranımız çok düşük. Bizim sözleşmeden kastımız TÜRHAK programına sözleşmelerin girilmesi değil, yaptığımız analizler bunu gösteriyor. Sözleşmelerin mükellefle karşılıklı oturup karşılıklı imzalanması gerekiyor. Karşılıklı oturulup imzalanan sözleşmelerde aldığımız bilgi tahsilat oranı %98 değerli arkadaşlar. Onun için ben kürsülerden odanın önünde tahsilat sorunu yok diyorum. Biz bunu çözemeyiz diyorum. Tahsilatın birinci noktası karşılıklı oturup her yıl sözleşme imzalamak. Onun için oda başkanınız olarak diyorum ki sözleşmenizi imzalayın her yıl. Tahsil edemiyorsanız bana getirin, iki yılda paranızı tahsil edelim diyorum. Bu konuda kolaylık olmayacak mı, mücadele olacak mı olacak ayrı bir konu. Bakın bunun ilk adımını attık değerli arkadaşlar. Bir kısmınız müracaat ettiniz, henüz alamadınız. Bir kısmınız müracaat etmediniz. Şu elimdeki TÜRMOB kart. Bu kartı aldığınız takdirde cep telefonlarınıza yüklüyorsunuz. Bankaların POS cihazını ortadan kaldırıyorsunuz. Sadece müşterinizden kredi kartı numaranızı alıp cep telefonundaki indirdiğiniz sisteme girmeniz yeterli. İstediğiniz kadar taksit yapıyorsunuz, muhasebe ücretiniz hesabınıza bu kart sayesinde geçiyor değerli arkadaşlar. Neydi bizim imtina ettiğimiz? Bankalar belli rakamın altına POS cihazı vermiyordu. POS cihazlarının aylık yüksek ücretleri vardı. Ben buradan TÜRMOB yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim de bu kartın hazırlanmasında oda olarak ciddi katkımız var. Bu kartlar hazırlandı. Talep eden tüm arkadaşlarımıza gönderiliyor. Dağıtımda ufak tefek sıkıntılarımız var. Bir yığılma var. Onları da bugün yarın dağıtıp bu sorunumuzu da çözeceğiz. Bugün çok önemli bir eğitim var. Bir tarafta iş sağlığı var, iş hukuku var. Diğer tarafta İşkur var. Diğer tarafta güncel SSK uygulamaları var. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Muhteşemsiniz. Hiçbir meslek grubunda gönüllü olarak zorunlu olmadan bir eğitime bu kadar talep olması mümkün değil değerli arkadaşlar. Onun için ben sizleri bir alkışlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok zamanınızı almadan önemli bir konuyla konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bizler Atatürk'ün yolunda yürüyen insanlarız. Atatürk'ün dediği gibi bugüne kadar yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine hep bağlı kaldık. Ama maalesef Orta Doğu'da oynanan oyun, petrol, silah tüccarlarının oyunları bizim ülkemizin dört bir tarafını ateş çemberine çevirdi. Ciddi bir kaos yaşanıyor. Bu kaos bizim ülkemize terör olarak yansıyor. Biz terörün her türlüsüne karşıyız. Biz barıştan yanayız. Bu terör istesek de istemesek de ordumuzu başka bir alanda bir harekata yönlendirdi. Şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Ailelere başsağlığı diliyorum. Bir an önce harekatın başarıyla sonuçlanarak barışın sağlanmasını ve çocuklarımızın ülkemize, ailelerine, yuvalarına dönmelerini diliyorum. Tekrardan hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Gerek ülkemizde, gerek mesleğimizde dayanışmayla, sevgiyle, birbirimize yardımlaşarak bir taraftan mesleğin sorunlarını çözeceğiz, bir taraftan ülkemizin sorunlarını çözeceğiz. Birbirimize güveneceğiz, birbirimize sevgiyle bakacağız. Sevgililer günü de yaklaşıyor. Bu anlamda da aramızdaki sevgi bağının artması dileğiyle hepinizin sevgililer gününü şimdiden kutluyorum. Çok değerli Muzaffer hocama, konuşmacılarımıza, gerek sosyal güvenlik kurumundan gelen, gerek İşkur'dan gelen çok değerli konuşmacılarımıza sunacakları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Eğitimimizin başarılı geçmesi dileğiyle sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Oda Başkanımız Yücel Akdemir'e konuşmaları için teşekkür ediyorum. Ve şimdi İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sayın Murat Göktaş'ı davet ediyorum. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, Sayın İşkur İl Müdürüm, Sayın Hocam, çok değerli meslek mensubu arkadaşlarım, öncelikle hepinizi kurumumuz ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada biraz sonra çok değerli konuşmacıların da yer alacağı iş hukuku, sosyal güvenlik ve teşviklerle ilgili güncel değişikliklerin anlatılacağı seminerinde şimdiden hepimize katkı sağlamasını diliyor. Şimdiden konuşmacılara da teşekkür ediyorum. Tabii biraz önce de başkanımız belirtti. Ülke açısından önemli günler geçiriyoruz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yurt dışına en kapsamlı operasyonun yapıldığı, sınır ötesi operasyonun yapıldığı günleri yaşıyoruz. Keşke böyle bir zaruret olmasaydı, keşke böyle bir sınır ötesi operasyon olmasaydı ama ülkemize dışarıdan gelen terör saldırılarını yerinde bertaraf etmek amacıyla devletimiz böyle bir operasyona uygun gördü. Biz de bu operasyonu sağ salim tamamlandırarak askerlerimizin ülkemize tekrar geri dönmesini diliyoruz. Bu arada şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize tez zamanda iyileşmelerini temenni ediyoruz. Şehitlerimizin ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Tabii hala kapılar açık ve yoğun bir katılım var. Bu salonu birçok defa geldim ama bu salonu iki defa dolu gördüm. Bir meslek mensuplarının seminerlerinde full dolu olduğunu görüyorum. Bir de Arkadaşım diye bir komedi şovu var biliyorsunuz, Tolga Bey'in şey yaptığı. Ona gelmiştim, o zaman da dolmuştu ama bu kadar doluluk yine yoktu herhalde bilet satışından dolayı. Bugün Turmop ve İsmo bilet satışı yapmadığı için daha yoğun. Görüyorsunuz hala kapılar açık ve ayakta bekleyen birçok kişi de var. Tabii konuşmacılar için de bu son derece motive edici bir şey. İnsanların zorunluluk olmadan buraya gelmesi ve bunları dinlemesi güzel bir şey. Tabii ben çok fazla sözü uzatmadan birkaç konuya değinerek kurumla ilgili sözlerime son vereceğim. Biliyorsunuz şu anda mecliste bir torba yasa var. Genel kurula gelmek üzere. Burada birkaç tane husus var. Bunlara değinmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa yasallaşacak. Sizleri de belki birkaç ay sonra tekrar görüşeceğimiz için önümüzdeki haftalarda yasalaşmasını beklediğimiz ve sosyal güvenliği ilgilendiren konularda da bilgilendirmek istiyorum. Birincisi, belki sizlerin de çok mutlu olacağı, herkes sahiplenmek ister ama benim özellikle Murat Bey de biliyor, çok ısrarla bütün genel müdürlere ısrar ederek bu düzenlemenin yapılması konusunda ısrarcı olduğum ekon konusu. Biliyorsunuz ekon konusu
mali müşavir ve meslek mensubu arkadaşlarımızın en çok sıkıntı yaşadığı konulardan birisi. Sürekli belge topla götür, işte belge kayboldu bir daha ver. Bazı müdürlüklerimiz her ay tekrar istiyor, bazı müdürlükler bir kere veriyorsunuz. Yani bana gelen önemli şikayetlerden birisi buydu. Tabii bu 1999 yılında yapılmış bir düzenleme. Şu anda günümüzde ne 1999'daki sigortalı tipi var ne de işveren tipi var. Artık E-Devlet şifresine herkes girip de durumunu rahatlıkla görebiliyor. Onun için ek 10'un Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesine ilişkin bu belgelerin kaldırılması. Şöyle söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Yine aylık hizmet prim belgesinde siz eksik gün nedenlerini bildireceksiniz ama belgeyi göndermeyeceksiniz. İleride bir ihbar şikayet olursa denetmen arkadaş inceleyecek. Bunları siz bir ay içerisinde kuruma verip ispatla yükümlü olacaksınız ve belge saklama süresi olan 10 yıl boyunca saklayacaksınız. Yani artık bize belgeleri verme zorunluluğunuz yok. Belgeler sizde duracak. Bir ihbar şikayet olursa biz sonrasında bunları inceleyeceğiz ama yasal düzenleme yapıldıktan sonra artık ek 10'la ilgili, eksik gün çalışmalarıyla ilgili belgeleri verme yükümlülüğünüz ortadan kalkmış olacak. Ancak bir ihbar veya şikayet olduğu zaman kuruma vereceksiniz. Bunun dışında yine önemli sorunlardan bir tanesi şuydu. Bir iki başlık aldım. Ben konuşmaya genelde içimden geldiği gibi yapmayı severim. Pek konuşma metni bulundurmak istemem ama bir iki mevzuat değişikliğinin başlıklarına bakmak istiyorum. 18-25 yaş arası gençlerin istihdamının teşviğine yönelik olarak bir düzenleme var torba kanunda. Cinsiyet ayrımı olmaksızın 18-25 yaş arası yani 25 yaşta dahil olmak üzere işe aldıklarınızı aynı gün bildirme imkanı geliyor. 8. maddeye ek bir madde ekleniyor. Yani bir gün önceden bildirme yerine sektör ayrımı yapılmaksızın 18-25 yaş aralığında olanların aynı gün bildirilmesine ilişkin bir düzenleme yapıyoruz. Buradaki amaç genç işsizliğin istihdamının önündeki bir takım engelleri, prosedürleri kaldırmaya yönelik bir çalışmadır. Bu 25 yaşında kapsayacak. Tabii burada meslek mensubu arkadaşlar sık sık şunu soracaklar. Ya bu 25 yaş nasıl hesaplanıyor diye soranlar da olacak. Kısaca söyleyeyim. Doğum tarihine 25'i ekleyeceksiniz. Doğum tarihini bulacaksınız. Ondan sonraki gün varsa bildiremezsiniz. 25 yaşını doldurmuş olacak. Yani kaç doğumlu diyelim? İşte 1982 doğumlu, 25 yaş eklediniz üzerine kaç çıktı? O tarihteki doğum tarihine kadar olanları aynı gün bildirebileceksiniz. Daha sonrakileri bildirmeyeceksiniz. İkinci konu, öğrenci olup da annesinden babasından dolayı yetim aylığı alan çocuklarımız vardı. Biliyorsunuz orta öğrenim görüyorsa 18 yaş, lise öğrenim görüyorsa 20 yaş, yüksek öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar sosyal güvenlik kapsamında oluyorlar. Kız çocuklar için evlenmeme ve çalışmama gibi şartlar olmakla birlikte öğrencilikle ilgili düzenleme 18-20-25 şeklinde. Öğrenci olursa yani orta öğrenime gidiyorsa 18 yaşına kadar, liseye gidiyorsa 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim öğrencisi 25 yaşına kadar eğer öğrenci çalışıyor ise hem çalışabilecek hem de yetim aylığını almaya devam edebilecek. Biliyorsunuz üniversitelerde part-time çalışmalar nedeniyle aylıkları kesilenler veya bunun gibi sorunlar yaşayanlar veya işte aylığın kesileceği için beni sigortalı yapmayın diyen öğrenciler oluyordu. Bunların önüne geçebilmek için torba kanununda bununla ilgili yine bir düzenleme var. Yine vakıf üniversiteleri ve vakıf üniversitelerine ait okullarda teşviklerden yararlanmayla ilgili bir düzenleme var. Vakıf üniversiteleri bugüne kadar yararlanmışsa geri istenmeyecek. Ancak belgelerini değiştiremeyecekler. Yani daha önceden 5 puanlıkta yararlandı, 6111'e çevirecek, çeviremeyecek. Bu saatten sonra yararlanmak isterse vakıf üniversiteleri de teşvik kapsamına alınmış olacak. Ama geçmişte yararlanmış da kurum istemişse istemimden vazgeçeceğiz. Ama onlar da tamam madem yararlanıyoruz, geçmişe yönelik de yararlanıyoruz. Biz işte şu teşvik belge türünü değiştirip şu teşviğe dönelim gibi bir değişik yapma imkanları olmayacak. Bunun dışında konut kapıcılığıyla ilgili bir düzenleme var. Biliyorsunuz ev hizmetlerinde 10 günden aşağı çalışanlar, ek 9 yani, 10 günden yukarı çalışanlar olarak iki şekilde bir düzenleme vardı. Konut kapıcılığında da bir takım sıkıntılar vardı. Mesela bazı apartmanlarda haftada 2 gün çöpü almaya geliyor veya haftada 3 gün işte merdivenleri temizleyip gidiyor. Bunların düzenlemesi biraz 30 gün gibi düzenleme yapıldığı için sıkıntılara yol açmaya başlamıştı. Konut kapıcılığı da ev hizmetleri gibi ek 9 kapsamına alınacak eğer yasalaşırsa bu şekilde torba kanun. Konut kapıcılığı da ev hizmetleri şeklinde yeni bir düzenlemeyle ek 9'da bildirilmeye başlanacak. Böyle bir imkan geldi. Biliyorsunuz orada bir SMS'le hiç bildirge bile vermeden işleminizi 10 günden aşağı çalışıyorsa halledebiliyorsunuz. Bunun dışında yine genel teşviklerle ilgili bir düzenleme var.
Biliyorsunuz bu teşvikler bir dönem kimse yararlanmadı. Daha sonrasında geriye doğru yararlanmaya başladı. Bununla ilgili çantacı diye tabir ettiğimiz bir sektör oluştu. Ve daha sonrasında benim de ısrarlarımla teşviklere bir geriye doğru uygulanamamasına ilişkin bir genelge çıkartmıştık. Şimdi torba kanununda bununla ilgili bir düzenleme var. Torba kanunu çıktıktan sonra bir ay içerisinde geriye doğru 2011 yılına kadar yararlanmadığı bir teşvik varsa yararlanabilecek bir ay süresi var. Bir ay içerisinde yararlanmamış ise daha sonradan herhangi bir dönemde başvurduğu zaman en fazla 6 ay geriye doğru alabilecekler. Yani sonradan bir yıl geçti, bir aylık süreyi kaçırdı, bir yıl geçti. En fazla istenebilecek, teşvikten yararlanabilecek süre 6 ayla sınırlandırılmış olacak. Onun için bunlarla ilgili çalışmalarınızı şimdiden yapmanızı tavsiye ederiz. Tabii bunun dışında son günlerde yine kurumumuza gelen eleştiriler, bir iki tane makale, işte oradan oraya gezen, belki de bizim Murat Özdamar'a demesiyle şöhret olmaya çalışan bazı arkadaşların kurumla ilgili bazı yazılar var. Nasıl? İşte Sosyal Güvenlik Kurumu efendim günlük asgari ücret üzerinden ödeme istiyor, bununla ilgili ceza uyguluyor vesaire gibi bir takım makaleler, yersiz haberler var. Sosyal Güvenlik Kurumu geçmişte neyse bugün de aynı. Biz tarzımızı, uygulamamızı veya bununla ilgili bakış açımızı değiştirmedik. Asgari ücret biliyorsunuz hükümet tarafından aylık belirleniyor. Günlük asgari ücret belirlenmiyor. Açıklama yapılırken resmi aylık, brüt ve aylık net olarak açıklanıyor. Bir kişi ay içerisinde tam çalışmışsa aylık asgari ücret uygulanacak. Ancak hukuk muhakemeleri usul kanununda ay kavramı 30 gün olarak belirtildiği için kişi kısmi olarak o ay çalışmışsa ne yaparsınız? Aylık brüt asgari ücreti 30'a bölürsünüz, günlüğü bulursunuz. 14 gün çalışmışsa günlük asgari ücret çarpı 14 gün yaparsınız. Aslında bir uygulama yapılsa bizim de işimize gelir. Niye? Yıl 365 gün. Biz 360 gün üzerinden prim alıyoruz. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu olarak her sigortalıdan yılda 5 günlük primden vazgeçiyoruz. Ama bu defa ciddi karışıklığa yol açar. 28 çeken aylar var, 29 çeken aylar var, 30 çeken var, 31 çeken var. Dolayısıyla bizim uygulamamız ay kavramı 30 gündür. Bir kişi o ay tam çalışmışsa aylık brüt asgari ücret uygulanacaktır. Kısmi çalışma, işe giriş ve benzeri ya da istirahat gibi nedenler var ise bu defa çalıştığı gün sayısı 30'a bölünmek koşuluyla günlük asgari ücret bulunup o rakamdan bildirilecek. Biz bunun üzerinden işlem yapacağız. Son dönemde başka kurumlardan farklı uygulamalar olabilir, farklı değerlendirmeler olabilir. Bizimki kanun lafzı, bizimki kanun hükmüdür. 30 gün üzerinden bildirileceğin ilişki kanun maddesi vardır ama diğerleri biraz borçlar kanunu atıfla yorumdan hareketle yapılan işlemlerdir. Ben bunu da çok doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Bu konuyla da ilgili eğer kurumumuzun bir cezai şart uygulaması olursa bu konuda da müdahil olmaya hazırız. Bizim derdimiz işverenlerimizi veya meslek mensubu arkadaşlarımızı üzmek değil. Bunun dışında yine son yönetmelikte sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde siz değerli meslek mensubu arkadaşlarıyla ilgili bir kısım vardı. Birçok meslek mensubu arkadaşlar bu eğitimlerden tanıdığımız için üstad ne oluyor? Hayırdır bizi savcılığa mı vereceğiniz falan gibi notlar gönderdiler. O kısmı işte fotoğraflayıp gönderenler oldu. Yani ilgili meslek mensubunun sahte bildirimlerle ilgili savcılığa verilmesine ilişkin bir yanlış anlaşılma var. Biz meslek mensubu arkadaşlardan memnunuz. Bizim dilimizi en iyi anlayan, onların ne söylediğini bizim iyi anladığımız, onların taleplerinin hukuka uygulanabilirliğe uygun olduğunu, bu nedenle de biz muhatap olarak işverenlerden çok meslek mensubu arkadaşlarımızı görüyoruz. Biz meslek mensubu arkadaşlarımızın yüzlercesinde bugüne kadar muhatap olduk, hiçbirinde de bir sıkıntı görmedik. Gayet etik bir şekilde görevlerini yapıyorlar. Sadece burada kastedilen şu, çok istisna olsa da her meslekte olabileceği gibi birkaç tane çürük elma çıkabilir. Burada kastedilen şu, bazen mesela işverene kızıyor, tahsilatı yapamadım diyor. Mali müşavir ya da meslek mensubu arkadaş, tamam diyor 40 tane adam ben buradan bildireyim diyor, sana prim borcu çıksın gör falan diye. Meslek mensubunun kasten yaptığı bir durumda tabii ki hukuki sorumlu olacak, bu gayet doğal. Ama onun dışında bir meslek mensubunun işveren diyelim 80 tane mükellefi var, bir sürü sigortalı çalışıyor. Her gün işe alınan bu adam gerçekten çalışıyor mu, çalışmıyor mu, aldı mı, almadı mı, bunu kontrol etme imkanı var mı? Yok, böyle bir sorumluluk da beklemiyoruz sizden. Ancak kasten diyoruz, bilerek, isteyerek bir yanlış yapmışsanız bu her meslek mensubu için geçerli, bizim için de geçerli. Dolayısıyla biz yönetmelide bu konuyu kasten, orada dikkat etseniz kasten bilerek yapanlarla ilgili bir savcılığa soruşturma açılmasına ilişkin bir hüküm var. Onun dışında bu
belki binde birine denk gelmez. Meslek mensubu arkadaşlar bu konunun hassasiyetini iyi bildiğini düşünüyoruz. Onun için bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Bugüne kadar da odamıza bilgi vermeden, disiplin hükümleri işletilmeden savcılığa verdiğimizde pek faki değil. Odamıza veriyoruz. Onlar da kendi disiplin hükümleri açısından inceliyor. Zaten bu şekilde yapan varsa sağ olsun oda yönetimimiz de bunların arkasında durmuyor. Oda yönetimimiz bunun kurumsallaşması için gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Bu konuda bizim sizde herhangi bir sıkıntımız yok, herhangi bir şikayetimiz yok. O birkaç istisna için konulmuş maddeyi de çok kafanıza takmayın diyorum. Bunun dışında her gelişinde fiziki koşullardan bahsediyorum, sosyal güvenlik kurumundaki iyileşmeden. Geçenki toplantıdan sonra birkaç birimimiz faaliyete geçti. İsterseniz onları da kısaca söyleyeyim. Biliyorsunuz Beşiktaş Müdürlüğümüz Unkapan'da faaliyet gösteriyordu ve Nişantaşı'ndaki teftiş kurulu binamız ikisi birlikte Beşiktaş'taki eski yerine yeni yaptığımız binaya taşındı. Bu cuma itibariyle Sultan Gazi Müdürlüğümüz açıldı. Gazi Sultan Paşa'dan ayrıldı. Sultan Gazi'ye hizmet vermek üzere Sultan Gazi'deki merkezi bir yerde yeni bir faaliyet binası açtık. Şile'de binamızı yeniledik. Yeni bir binaya geçtik. O da faaliyete geçti. Bir dahaki karşılaşmamıza kadar da muhtemelen Vatan Caddesi'ndeki kompleksimiz, yine Topkapı'daki büyük kompleksimiz faaliyete geçmiş olacak. Önümüzdeki senenin sonunda da sizlere daha konforlu, daha güzel hizmet vermek için yaklaşık 37 binamızın tamamını da yenilemiş olacağız. Tabii burada çok da bundan memnun olduğunuzu zannetmiyorum. Vatandaşlar memnun ama meslek mensubu arkadaşlar bu kadar binaya gerek yok. Gittim hepsini bir yerde hallediyorduk eskiden. 5 tane müdürlük vardı. Gayet de iyi oluyordu. Şimdi her ilçeye ayrı ayrı gitmek gerekiyor diyor ama tabii sadece meslek mensubu veya işverenleri düşünerek bir işlemi tesis edemiyoruz. Yani genel sağlık sigortası açısından ve benzeri konuları düşündüğünüz zaman birçok vatandaşımız, işte Sultan Gazi 450 bin vatandaş yaşıyor. Bunların genel sağlık sigortası ve sigortacılıklarla ilgili işlemler için sürekli Gazi Sultan Paşa'ya gelmek zorunda kalıyor. Binanın fiziki koşulları yetersiz olduğu için hizmeti yerinde vermenin doğru olduğunu düşündük. Vergi dairesi biliyorsunuz merkezileşiyor. Biz yerelleşiyoruz. Tersine bir açılım yapıyoruz. Ama süreç içerisinde birkaç ilçe hariç bütün ilçelerde hizmet binalarımızda olacak. Mümkün olduğu kadar da sizlerin gelmeden işlemlerinizi bitirmeniz için de yeni yeni düzenlemeler yapacağız. Ben konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün bu kalabalığa, bu katılımlarından dolayı oda yönetimimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Katılan herkesin ayaklarına sağlık. Bu seminerin sizlere hayırlar getirmesini, kafanızdaki bazı soru işaretlerini çözmesine vesile olmasını diliyorum. Şahsım ve il müdürlüğüm adına hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürüm Sayın Murat Göktaş'a konuşmaları için teşekkür ediyorum. Şimdi İşkur İl Müdürüm Sayın Yunus Yelmen açılış konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın İl Müdürüm, Sayın Oda Başkanım, saygıdeğer meslek mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen seminere hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en önemli sorunlarının başında işsizlik ve istihdam gelmektedir. Ülkemizde istihdam politikalarını belirlemek, uygulamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurulmuş olan kurumumuz, bu sorunu bireysel olarak değil, sosyal paydaşlarımızla bir araya gelmek suretiyle çözüm üretmeye çalışmaktadır. Bu seminerle SGK ve İşkur teşviklerimizden yararlanabilmeniz konusunda sizlerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Değerli katılımcılar, İşkur hizmetlerinin daha etkin ve verimli olması amacıyla İstanbul'da 705 iş ve meslek danışmanı personel görevlendirilmiş olup, bu arkadaşlarımız işsizlere ve işverenlerimize danışmanlık hizmeti vermektedirler. İşverenlerimiz ve işsizlerimiz il müdürlüğümüze bağlı hizmet merkezlerinde kendilerinin bir danışmanları olduğunu bilmelerini buradan belirtmek istiyorum. Saygıdeğer katılımcılar, 2017 yılında hizmet merkezlerimize 785 bin kişi başvuruda bulunmuş, bunlardan 245 bin 394 kişi işe yerleştirilmiştir.
Yine 656.336 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmiş, 109.748 iş yeri ziyareti edilmiş, 6.093 kişi meslek eğitiminden yararlandırılmış, 34.190 kişi işbaşı eğitimine katılmış, 16.833 kişiye girişimcilik eğitimi verilmiş ve 196.790 kişiye işsizlik ödeneği ödenmiştir. Değerli katılımcılar, istihdamı artırmak için İşkur tarafından uygulanan teşviklere baktığımızda 6.111 sayılı yasa kapsamında verilen teşvik, 4.447 geçici 15. madde kapsamında işbaşı eğitim programı teşviki, 687 sayılı KHK kapsamındaki istihdam teşvikleri, işsizlik ödeneği alanların istihdamı teşviki, engellilerin istihdamındaki teşvikler gibi sayabiliriz. Bütün bu teşviklerle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın İstihdam Şurası'nda belirttiği gibi yakın bir zamanda hayata geçirecek olan istihdam teşvikleri ile de işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflenmiştir. Malumunuz üzere 02.02.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilerek yasallaşması beklenen istihdam teşviklerine göre 2020 sonuna kadar, yani 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik prim desteği sağlanıyor. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak daha uzun belirleniyor. İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelerimize ve esnafımıza 2018 yılında uygulanmak üzere 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği veriliyor. Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımı ve hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının %15'ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getiriliyor. Değerli katılımcılar, düzenlenen bu seminerde bizleri bir araya getiren İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'e, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz Sayın Murat Göktaş'a katılımlarınızdan dolayı sizlere ve tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür eder. Düzenlenen bu seminerin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eder. Hepinize saygılar sunarım. İşkur İl Müdürüm Sayın Yunus Yelmen'e konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Sevgili meslektaşlarım, aramızda ayakta olan meslektaşlarımız var. Yanında boş olan arkadaşlar işaret buyururlarsa veya çanta veya paltonuzu koyduysanız, kaldırırsanız seviniriz. Otursun arkadaşlarımız da, keyifli bir seminer olmasını diliyorum. Siz yerleştirirken ben de oturum açayım. Şimdi seminerimize geçiyorum. Oturum başkanı İSMO Yönetim Kurulu üyem, çalışma arkadaşım Sayın Gülgün Öztürk. Konuşmacılarımız Murat Özdamar, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı. Doçent Doktor Muzaffer Koç, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi. Zeynep Kıratlı, İşkur Beyoğlu Hizmet Merkez Müdürü. Buyurun. Keyifli bir seminer olmasını diliyorum. Ve sözü oturum başkanıma bırakıyorum.
Ha, tamam yani. Özür diliyorum. Çok değerli İSMO Başkanım, TÜRMOP yöneticilerim, değerli Başkan Yardımcım, kurul bizlerle değerli bilgilerini paylaşacak olan gidiyor ama bir problem var. Şimdi konuşayım. Arada gidiyor ama. Bizlerle değerli bilgilerini paylaşacak olan değerli kurum yöneticilerim, değerli hocam, hepiniz hoş geldiniz ve tabii ki siz değerli misafirlerimiz. Salonun kalabalıklığı inanın beni de çok heyecanlandırdı. Hepiniz ayrı ayrı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İstanbul Odası Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, 2000'li yılların başında işkolelerde başlayan eğitimlerimiz, klasik haline gelmiş olan eğitimlerimiz bugün itibariyle, bu yıllar itibariyle Cevahir Otel'de devam ediyor. Ve inanın her geçen gün sayımız çok daha fazla artarak devam ediyor. Bugünkü, bu ayki seminer konumuz Sosyal Güvenlik Kurumu, İş Hukuku ve İş Kur Güncel Uygulama Teşvikler üzerine. Topluluk hayatının başladığı ilk zamanlarda varlığını gösteren, yüzyıllar boyu yaşanan çağın gerekliliklerine göre de gelişimini sürdürerek farklı uzmanlık alanları barındıran mesleğimiz, insanı ve ticari hayatın aktörlerini bir araya getirmektedir. Bizler, insan emeğinin değerinin en çok vurgulandığı, yasal mevzuatların düzenlendiği, insan ilişkilerin en çok yer bulduğu mesleklerden birini icra etmekteyiz. Toplumun tüm bireylerini ilgilendiren sosyal güvenlik kavramı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kuruluş amacını şekillendirmiştir. Bu amacı anlatmak istediğimizde şöyle bir tanımla karşılaşıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kuruluş amacı, çalışma hayatındaki olası mesleki, fizyolojik ve sosyoekonomik risklere karşı çalışanı eşitlik ilkelerinin çerçevesinde bugün ve gelecekte güven içinde korumak, insan onuruna yaraşır, huzurlu ve mutlu bir yaşam sunmak üzere bir yapı kurmaktadır. İşkur'un amacı ise 2000'li yılından önce iş ve işçi bulma kurumuyken sadece bu görevi yerine getirirken 2000 yılından sonra sadece iş ve işçi bulmakla kalmaksızın bulunan bu iş gücünün işçinin geliştirilmesine, iş yerlerine mesleki alanda hizmetler verilmesi gibi alanlarda sorumluluklar üstlenilmesine yöneliktir. Dengeler üzerine kurulan muhasebe mesleğimiz ve bu mesleği icra eden bireyler olarak bizler, sosyal güvenlik alanında da işveren, çalışan ve devlet kurumları arasındaki iletişimi ve dengeyi sağlamaktayız. Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur uygulamaları ve devlet teşvikleri mesleki gündemimizde önemli bir yer tutmaktadır artık. Bugünle ilgili bir motto yazmak istedim, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Diyorum ki, tüm paydaşları ile birlikte işletmeleri, dolayısıyla ülke ekonomisini ve en önemlisi ülke insanını değerli kılmak, sürdürülebilirliği sağlamak bugünün mottosu olsun. Ve değerli konuklarımızı da söz almak üzere sırayla sizlere tanıtmak istiyorum. İlk konuşmacımız 2011 yılından bu yana Sosyal Güvenlik İstanbul İl Müdür Yardımcısı'lığı yapmakta olan İstanbul SGK İl Müdür Yardımcımız Murat Özdamar. Evet, sözü kendisine bırakıyorum. Hepinize keyifli bir sunum diliyorum. 20 dakikada, 25 dakikada süremiz var. Sayın Oda Başkanım, odamızın kıymetli yöneticileri, Sayın İl Müdürüm, İşkur İl Müdürüm, değerli meslek mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Zaman çok kısa, bu kısa zamana da bir şeyler sığdırmaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirtelim, odamızın, Sayın Başkanımızın yaptığı şu kitapçık çok güzel olmuş. O basında çıkan haberlerin ne kadar saçma sapan bir haber olduğunu bu kitapçıkta sizler de gayet iyi görmüş oldunuz. Yalnız burada
başkanımız aylık ücretle günlük ücret üzerinden giderken bizim bildirimlerimizin hepsinin de bu söylemimizi sağlaması lazım. Yani eğer ücret aylıksa, işte Muzaffer hocamız burada hem geçmişi iş müfettişliği, baş iş müfettişliği, hem mevcut hali akademisyen olması hasebiyle, eğer bir ücret aylıksa, sağlık raporu alırsa, bir gün olur, iki gün olur, beş gün olur, 20 gün olur, 30 gün olur, ücreti tam ödenir. Kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödemiş olduğu iş göremezlik ödeneği ondan geri istenir. Yani aylık belirledim derken bu döngüyü de göz önüne alarak dikkat etmeniz lazım. Aksi halde bu kez iş müfettişleri yapacağı denetimlerde Sosyal Güvenlik Kurumu açısından problemi yok. Yani biz o yönlü bir denetim yapmıyoruz. Çünkü ücretin ödenmesi, geç ödenmesi gibi denetimi iş müfettişleri yaptığı için bu kez sanki ücret günlükmüş gibi değerlendirme içerisine girip o zaman işte 31 çeken ayda da niye bir gün eksik ödedin gibi değerlendirmeler, hani aylık olduğunu iddia ediyordun ama bu bildiriminde işte aylığı değil günlüğü gösteriyormuş gibi tartışmalar baş göstermiş oluyor. Öncelikle onu yeri gelmişken belirtmiş olalım. Anlatacağım konu pek severek anlatacağım bir konu değil. Çünkü iş yerinin denetimi nihayetinde denetimin adı soğuk. Yani çocuğunuz bile sizin bir şeyi yaptığınızı acaba doğru mu yapıyor diye gözlenmese veya biz çocuğumuza ders çalışıyor mu diye baksak ve onu hissetse rahatsız olur. Dolayısıyla bir anlamda iş yerinin denetimi veya iş yerinin kayıtlarının denetimi de bir noktada gerek işvereni gerek meslek mensuplarını mahremiyetinin gözetilmesi gibi bir psikolojiye sokacağı için rahatsız edecektir muhakkak. Ancak kanunun daha birinci maddesini açtığımız zaman kanunun amacının sosyal sigortalarla genel sağlık sigortası bakımından kişilerin güvence altına alınması, bu sigortadan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartlarıyla finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek, sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ve ilgili usulleri düzenlemek olarak daha tanım olarak kendimizi gösteriyor. Buna göre de bu düzenlemeye göre Sosyal Güvenlik Kurumu bir anlamda incelemekle, denetlemekle yetkili kılınmış. Bu yetkiye istinaden de işveren, sigortalı, hak sahibi, kamu kurum ve kuruluşlar gibi kurumları da bir anlamda denetlemekte veya kendisinden bazı bildirimleri süresinde yapmasını beklemektedir. İşte ölen çocuğundan dolayı aylık talep eden bir annenin gelirinin incelenmesi noktasında gelirinin incelenmesine rıza göstermesi gibi. Bildirim yükümlülüğü kanunda öngörülen süreler içerisinde yerine getirilmediği takdirde bu kez en sevimsiz maddemiz olan 102. madde gereği işletmeler hakkında bir para cezası uygulanması söz konusu olacak. Yani bir anlamda kanundaki düzenlenen işe giriş, işten çıkış bildirgesi, çalışamazlık bildiriminin yapılması, iş kazası bildiriminin yapılması gibi işlemlerin havada kalmaması adına, bir sözcük yığını oluşmaması adına, bu müeyyidelerin uygulanmaması halinde takdir edersiniz ki para cezası uygulanması da kaçınılmaz oluyor. Hatırlayın, dönem bodrosunun verilmesi para cezası uygulanmadığı yıllar veya çok düşük olan yıllar için geriye dönüp baktığımız zaman birçok sigortalının geçmiş yıllardaki hizmetleri gün dökümünde yok. Neden? Bodro verilmemiş. Çünkü bodroyu vermemenin cezası yok. Cezası olmayınca meslek mensubu ihmal etmiş veya işveren ihmal etmiş. Oysa o basit bir ihmal, yaptırıma bağlanmamış olan bir fiil bugün için o kişinin ya emekli olamamasına veya ölmüşse geride kalan aile bireylerine aylık bağlanamamasına veya daha geç emekli olmasına neden olabilecek çok daha vahim sonuçları ortaya koyan bir düzenleme olmuş oluyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki Sosyal Güvenlik Kurumu daha sigortalının veya hak sahibi diyeceğimiz kişinin annesinin karnına düştüğü andan itibaren kendisi ölmesi durumunda da geride kalan eş ve çocukları, hatta çocuk doğmasa bile annesinin karnına düştüğü andan itibaren o çocuğun doğumu sonrası yaşamı 100 sene sürüyorsa, ölümünden sonra 100 sene, doğumundan önce annesinin karnına düştüğü ana kadar, neredeyse nereden bakarsak o kişinin de 70-80 yıl yaşadığını düşünürsek veya 60 yıl yaşadığını düşünürsek neredeyse 150-160 senelik bir zaman dilimini ilgilendiren bir olgu.
Yani kişi yetim duruma düşerse yetim aylığı alması, hastalanınca tedavi görmesi, ilerleyen dönemde yaşlılık aylığı bağlanması, mağlul duruma düşerse mağlulluk aylığı bağlanması, ölürse eşine aylık bağlanması, kız çocuğuna aylık bağlanması, bütün bu olguları yan yana koyduğumuz zaman 150 senelik, 160 senelik hakkı ilgilendiren bir olay. Ve döngü de şunun üzerine kurulu. Kim sigortalı? Hangi süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekir? Bildirilmesi gereken kişi ise primleri düzenli bildirilmiş mi? Buna ilave olarak iş kazası varsa iş kazası bildirimi, çalışamazlık bildirimi dediğimiz hastalık parası alabilmesi adına yapılabilecek ekstra bildirim. Sigortalılık sona ermişse işten çıkış bildirgesinin verilmesi gibi. Yani bir anlamda ne zaman sigortalı oldu, bu sigortalılık ne zaman sona erdi? Bu süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim bildirgeleri verildi mi? Tabii bunun uzantısı olarak primler ödendi mi? Yine teşvikle ilgili çeşitli kanun türleriyle bildirildiği gibi meslek mensuplarını da yakından ilgilendiren olgu. Bütün döngümüz bunun üzerine. Dolayısıyla kimi zaman bir iş kazasına bağlı olarak, kimi zaman sizlerin unuttuğunuz vermeyi bir prim hizmet belgesinin geriye doğru verilmesi gibi işleme dayalı olarak, kimi zaman da sigortalıların şikayetleri veya benzer bir denetim görevlisinin tutmuş olduğu tutanağa istinaden gibi çeşitli nedenlerle iş yerlerinde bizzat denetim görevlisinin gelip inceleme yapması veya yasal kayıtların, çoğunlukla da yasal kayıtların incelenmesi yoluyla denetimin gerçekleştirilmesi mümkün. Eğer iş yerinde fiili denetim yapılacaksa çoğunlukta da meslek mensupları bulunduğu için denetim görevlisine bazı noktalarda yardımcı olması lazım. Yani o işletmeye kardeş bir işletme çalışanı bir siparişi almak üzere gelmişse denetim elemanına onu yazdırması lazım ki sonradan telafisi zor olan sonuçlar ortaya çıkmasın. Yani bu, evet, şu an görmüş olduğunuz kişi burada bu paketleri yapıyor ama bu işletmenin siparişini almak üzere gelen, buranın değil A işletmesinin çalışanı gibi veya kendisine ödenen ücret sorulduğu zaman o ay için fazla bir mesai varsa fazla mesaiyi de ihtiva eden, geçen ayın ücreti, ondan bir ay önce fazla mesai yapmamıştı gibi veya benzer denilebilecek eş yardımı, çocuk yardımı gibi prime tabi tutulan ödemeler varsa ona ilişkin olarak bodroları denetim görevlisine sunmak suretiyle bir anlamda hem işletmenin yersiz ceza yemesini önleme hem denetimin sağlıklı bir şekilde gerçek durumun ortaya çıkması adına fiili denetimlerde bunu yapmamız lazım. Kaydi denetimlerde de usul olarak denetim görevlisi ama SGK müfettişi ama SGK denetmeni sizlerden yazılı olarak yasal kayıt ve belgeleri neler istemişse bilanço defterinden tutun da ücret tediye bodrosuna kadar bunları mücbir sebep olmaksızın 15 günlük yasal süresi içerisinde İbraz etmeniz lazım. 15 günlük sürenin geçmesi durumunda defterin türüne göre, bilanço esasına göre defter için 12 asgari ücret, ki bugünkü asgari ücreti dikkate aldığımız zaman 25 bin liraya yakın bir rakam. Diğer defteri tutuyorsa 6 asgari ücret, defter tutmak yükümlüsü olmayan birisi ise inşaat şahsın kendisine ait bir inşaat gibi, bu durumda da 3 asgari ücret ceza uygulanması söz konusu. Yine kayıtlar ibraz edilmekle beraber yasal süre geçtikten sonra ibraz edilmesi durumunda yine kayıtların incelenmesi söz konusu olacak ama 15 günlük süre geçirildiği için demin belirtmiş olduğum oranlarda ceza uygulanması söz konusu olacak. Yasal süresinde ibraz edilmekle birlikte kanunda sayılan bazı geçersizlik hallerinin oluşması durumunda da bu kez geçersiz sayılan fiillere bağlı olarak asgari ücretin yarısı tutarında her bir geçersizlik için ceza uygulanması söz konusu. Yine bunun dışında kullanmaya başlanmadan önce biliyorsunuz defterlerin tasdik edilmesi lazım. Tasdik edilmeyip daha sonra kullanılmaya başlanmışsa tasdik edilmemiş olan kısımlar için birinci ayda tasdik yapılacakken dördüncü ayda yapılmışsa, dolayısıyla 3 aylık kısım tasdiksiz olan bölümlere işlenmişse o 3 ay için, her bir ay için yarım asgari ücret tutarında para cezanın uygulanması
söz konusu olacak. Yine birçok meslek mensubunun önemsenmediği, ancak kanunun da özel olarak şekil şartlarını belirlediği ücret tediye bordrosunun ibrazıyla ilgili kısım bizim için çok önemli. Öncelikle ücret tediye bordrosu dediğimiz bordromuzda iş yerinin sicil numarası, yani sosyal güvenlik merkezinde işlem gören numara, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı, ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunlu. Eğer ödeme bankadan yapılıyorsa veya makbuz mukabili ödeme varsa, imzanın olmaması durumunda da yine imza varmış gibi değerlendirme söz konusu olur. Yani bir ceza uygulanmaz. Demek ki çok önemsemediğimiz işçinin çalışma gün sayısının bordroda yer almaması veya sicil numarasının bulunmaması, şimdiki TC numarasının veya iş yerinin ünvanının sicil numarasının bulunmaması veya ait olduğu dönemin bulunmaması, bir ücret bordrosu sunduk ama 2018 yılının Ocak ayı mı Şubat ayı mı, bu bile bir geçersizlik addedilerek hiç istemediğimiz yarım asgari ücret tutarında cezanın uygulanması ile bizi karşı karşıya bırakacaktır. Yine ibraz süresi geçirildikten sonra geç verilmesi halinde de yine kayıtlar incelenecektir. Belki işlemin tekemmül etme adına, ne bileyim, geriye doğru verdiğiniz bildirgenin işleme alınıp alınmayacağına ilişkin karar verilebilmesi adına belki ibraz edeceksiniz ama kayız ibraz etmeme fiiline ilişkin cezanın uygulanması söz konusu olacak. Tabii kayıtlar istenildiği zaman verilmesi, ibraz edilmesi söz konusu. Burada da ne kadar süreyle saklanması olgusu karşımıza çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulamasında, yani bir anlamda 5510 sayılı kanuna göre gerek gerçek kişi işverenler, gerek özel tüzel kişi işletmeleri, yani anonim şirketler, limited şirketler gibi belgeleri takip eden takvim yılı başından itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorunda. Bu kamu kurumları için biraz daha fazla, 30 yıla kadar uzanan bir saklama süresi söz konusu. Yapılacak tebligat üzerine defter ve belgeler incelemeyi yapacak denetimle kontrolle görevlendirilmiş ilgili memurun tebligat adresine gönderilir. Yani müfettiş istemiş, adresini belirtmişse adresine, denetmen istemişse denetmene. Burada bazen şu hata ortaya çıkıyor. Son güne bırakıyoruz, ilgili denetmeni veya müfettişi yerinde bulamayınca da geri dönüyoruz. Kesinlikle geri dönmememiz lazım. En azından orada bulunan bir diğer denetmene, denetmen yoksa ilgili denetmenin görev yaptığı birimdeki müdür yardımcısı, şef gibi her kim ise onlara tutanak mukabili defter ve belgelerimizi ibraz etmemiz lazım. Aksi halde işte ben denetmenin yanına gelmiştim, denetmeni bulamadım, kendisinin olmadığını söylediler, yarın gel dediler gibi söylemler size ceza uygulanmasından kurtarmayacaktır. Defter ve belgeler 7201 sayılı tebligat kanununa göre taahhütlü, yani imza karşılığı yapılabildiği gibi sizin talebiniz veya denetmenin iş yerinde fiili yaptığı veya müfettişin incelemede size ona ilişkin olarak tutanağı tanzim etmek suretiyle veya sizin defter ve belge ibraz etmeyeceğinize ilişkin beyanınızı imzayla tevsik etmek suretiyle de kayıt belge istem süreci tamamlanmış olabilecektir. Bazen mehil süresi istenmesi söz konusu olabilir. Kayıtlar il dışında olabilir, işveren il dışında olabilir. Resmi yazıyla 10 günlük bir süre, 5 günlük bir süre gibi talepte bulunmanız durumunda, inceleme ile alakalı olarak bir art niyetiniz yoksa veya zaman aşımına girme durumu söz konusu değilse, talebinize bağlı olarak ilgili denetmen, ilgili müfettiş bu süreyi size verecektir. Veya süreyi vermemiş olsa bile sizin onu ibraz etmeniz, onun süre vermediğine ilişkin size tebligatı göndermesi yine 3 gün, 5 gün, belki bir hafta, 10 gün alacağından bir anlamda otomatikman uzatmada söz konusu olabilecek. Yine bunun dışında kayıtları iş yerinde inceletmek üzere denetim görevlisine yazılı talepte de bulunabilirsiniz. Yani ben kayıtlarım çok uzun, iş yerimde daha kolay inceleyebilirsiniz, buyurun iş yerimde denetleme yapın, size uygun bir oda, uygun bir bilgisayar ve çalışma alanını sunacağım demeniz durumunda da ayrıca ilgili denetmen, eğer sizde bir art niyet, bununla ilgili bir zaman aşımına sokmaya çalışma gibi bir çaba görmüyorsa, sizin bu talebinizi uygun bulacak, gelip iş yerinde de gerekmesi halinde
incelemenizi yapacaktır. 15 günlük süre tebligatı aldığınız günü saymayıp ondan sonraki günü birinci gün demek suretiyle 15. günü mesai saati bitiminde sona ermiş olacaktır. İş yeri kayıt ve belgelerinin mücbir sebeple ibraz edilememesi durumunda, yani geçerli bir nedenle ibraz edilememesi durumunda ceza uygulanması söz konusu olmaz. Onunla ilgili de ancak özel kişileri ilgilendirebilir bu durum. Yani gerçek kişi işveren dediğimiz bir mali müşavir gerçek kişidir, şirket değildir. Mali müşavir üzerinden değerlendirmemizi o zaman yapalım örneğimizi. İlgili resmi kuruluşlardan alacak belgelerle kanıtlamak şartıyla iş yeri kayıt ve belgelerinin verilen sürede ibrazına engel olacak derecede ağır bir kaza, ağır hastalık veya tutukluluk hali söz konusuysa bunu belgelemesi durumunda hastanede 4 gündür komada yatıyor gibi belgelemesi bir mücbir sebeptir. Ağır kaza ve ağır hastalık hallerinin kayıt ve belgelerin ibrazına engel bulunması ve mutlaka yatarak tedavi görülmüş olması, buna bağlı olarak da resmi yataklı sağlık kuruluşlarından alınmış raporla belgelenmesi, özel hastaneden alınmış bir rapor varsa bunun resmi sağlık kuruluşu tarafından onaylanmış olması koşullu halinde mücbir sebep sayılacaktır. Yani mücbir sebepler gerçek kişiler için geçerli olup tüzel kişiliğe sahip işletmeler için mücbir sebep söz konusu olamaz. Onlar için de ancak şu söz konusu olabilir: yer sarsıntısı, yangın, su baskını veya benzeri doğal afetler nedeniyle belgelerin imha olması, depremde işte enkaz altında kalması, hırsızlık meydana geldi, hırsız tarafından belgelerin çalınması, imha edilmesi gibi. Bunun da resmi kurumlarla tespit edilmesi koşuluyla, yangınsa itfaiye müdürlüğünden yangının olduğuna ilişkin tutanağın alınması gibi, yine ceza uygulanmayacağı gibi mahkeme tarafından veya başka bir kurum tarafından, örneğin vergi dairesi tarafından inceleme süreci başlatılıp da ilgili kayıt belgeler oraya sunulmuş ise o süre içerisinde ibraz etmeniz mümkün olamayacağından bu haller içinde idari para cezası söz konusu olmayacaktır. Kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde cezayı belirttik ama eksik ibraz halinde de aynı şekilde para cezası, yani hiç ibraz etmemeye uygulanan ceza uygulanması söz konusu olacak. Sizden faturalar istedi, her şeyi götürdünüz, faturaları götürmediniz. Bütün istenenleri ibraz ettiniz, ücret tediye bodrosunu ibraz etmediniz. Oysa bir aylık ücret tediye bodrosu istenmişti. Hiç ibraz etmemeye fiiline uygulanan ceza gibi, yani 12 asgari, 6 asgari veya 3 asgari ücret tutarında ceza uygulanması söz konusu olacağından istenen belgelerin eksiksiz teslimine özel önem vermemiz lazım. Yine yasal defter ve belgelerin bazı sayfaları yırtılmış, koparılmışsa, bu gibi nedenlerle sunulmuş olsa bile ilgili sayfalar olmayacağından yine eksik ibraz, yani hiç ibraz etmeme fiiline uygulanan ceza uygulanmış olacak. Burası önemli. Birden fazla iş yeri için müşterek defter tutulması halinde, ibraz edilmeme halinde bu kez her iki iş yeri için de para cezası uygulanması söz konusu olacak. Yani tek kayıt tutuyorsunuz iki şube için. Her iki şube için de para cezası uygulanması söz konusu olacak. Bilanço esasından işletme esasına geçmişseniz, işletme esasına göre 6 asgari ücret, işletmeden bilançoya geçmişseniz, istenen o dönemler eskiler işletme olsa bile bilanço esası üzerinden ceza uygulanmış olacak. Eğer işletmenin tutmuş olduğu defter ve belgeler ibraz edilmiş ancak geçersizlik söz konusuysa, kullanmaya başlanmadan önce tasdik edilmesi gerektiği halde tasdik edilmeyen kısımlar, alt işveren, sigortalıyı devralan, bunların kanunlar gereği tutmak zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgelerin geçersizliği şu hallerde söz konusu olabilir. Tasdik süresi geçtikten sonraki kısmın geçerli, öncesinin geçersiz olması. İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu aylar, eğer iki aya işçilik işlenmediyseniz, ilgili deftere, takvim yılına işlememişseniz yine geçersiz sayılır. Gerçek ve fiili çalışmaya dayanmadığı halde kayıt ve belgelerde ücret tahakkuku veya ödenme yapılan aylar varsa bu aylar için
Kayıtlar geçersiz sayılır. Sigorta primleri hesabına esas tutuların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz, karışık veya noksan tutulmuş aylarla ilgili de yine ceza uygulanır. Burada da eğer ücret bodrosu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prim hizmet belgesindeki veya ilerleyen dönemde ismi muhtasar prim belgesindeki tutarlarla yasal kayıtlar arasında bir tutarsızlık varsa bunun da denetimle ilgili görevliye sizin izah etmeniz lazım. Bir anlamda neden tutarsızlık var? Ortağa ücret ödediğim için, ortak da 4B kapsamında sigortalı olduğu için, kendi şirketinden 4A'lı olamayacağı için onun için tutarsız. Tavanı aşan prim ödemesi var, onun için tutarsız gibi. Veya prime esas kazançların tabi olmayan ödemeler var. Eş yardımı olması durumunda asgari ücretin %10'unu aşmamak üzere. Bunun gibi izahatı da ilgili denetime, denetmene veya müfettişe ibraz etmeniz lazım ki karışık tutulmuş olan bu madde kapsamında size bir ceza uygulanması söz konusu olmasın. Eğer uygun olmama nedeni maddi bir hatadan ileri geliyorsa işletme sorumlu tutulmaz ama maddi hatanın saptanamaması durumunda, yani benim işte o izah ettiğin dediğim, anlatın dediğim bu olgu, bu kez kayıtlar geçersiz sayılmayacaktır. Noksan, eksik veya karışık tutulduğu gerekçesiyle ceza uygulanacaktır. Yine herhangi bir ay için prime esas kazançların ilgili ödemelerin o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde de geçersizlik var. Demek ki kanun döneminde hesap dönemine ait deftere işlenmeme ifade edildiği için normal bir işletmenin de hesap dönemi o yılsa, kimisi özel olarak 6 aylık dönemlerde olabiliyor biliyorsunuz bazı işletmelerde. O deftere işlenmiş olması halinde, yani Ocak ayına değil de Nisan ayından sonraki bir tarihe örneğin işlenmesi durumunda da bu geçerli sayılır. Burada dahil olduğu hesap dönemini dikkate almamız lazım. Yine yapılan inceleme sonucunda işin yürütümü için gerekli olan prim esas kazanç tutarının Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik bildirilmesi dolayısıyla resen tahakkuk yapılan ay veya aylara da geçersizlik cezası uygulanır. Bir mali müşavirin, bir meslek mensubunun asgari işçilikle ilgili bir rapor düzenlediğini, ilişiksizlik belgesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na vereceğini, eksik işçilik tutarının da son aya mal edildiğini varsaydığımızda ilgili meslek mensubu raporu düzenlerken son ay için kayıtlarında geçersiz olacağını önererek bir anlamda 1/2 tutarında asgari ücret cezası uygulanmasını da önermesi gerekecek. Yine kamu kurum ve kuruluşlarının sunmuş olduğu belgelerden veya müfettişin denetmenin yaptığı durum tespitlerinde tespit edilen sigortalıların ücret tediye bodrolarındaki ilgili ay ve aylarda kaydedilmemiş olduğunun saptanması durumunda da yine kayıtlar geçersiz sayılacak. İncelendi, Ocak ayında sigortalı çalışması olan kişi Ocak ayındaki ücret bodrosunda ismi yer almadı. Şubat ayında yer alıyor. Müfettişte Ocak ayına geriye doğru işe giriş bildirgesi, aylık prim bildirgesi verilmesine yönelik tespitte bulundu. Ona ilişkin ayrı cezanın dışında bir de geçersizlik cezası olarak ilgili ay için uygulanması söz konusu olacak. Yine kamu kurum ve kuruluşlarıyla bankacılık faaliyetinde bulunanların göndermiş olduğu belgelere istinaden ödenen ücretin altında bir ücretin ödenmesi söz konusu olduğu aylarda yine geçerli sayılmayacak. Yani bankanın gönderdiği bir belge, siz bankaya kişinin ücretinin net 6.000 lira olduğuna ilişkin bir yazı verdiniz kredi kullanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prim hizmet belgesindeki kayıtlara göre ödenen ücret 6.000 lira değil de 5.000 lira. Bunun tespit halinde o eksik olan 1.000 liranın tahakkuku yapılabileceği gibi aynı zamanda kayıtlar da geçersiz sayılacağı için bir ceza uygulanması söz konusu olacak. Tasdikli sayfaların dolması son üzerine 5 dakikanız kusura bakmayın toparlayın. Dolması üzerine yeni defter tasdiki yerine belgelerin defterin arka yüzüne yazılması durumunda da hangi ay ve aylar arka tarafa yazılmışsa o aylar geçersiz olacak. Ön yüzdeki kısımlar geçerli, arka yüzdeki kısımlar geçersiz sayılacak. Ücret bodrosu ile ilgili daha önce de belirttiğim gibi bu kırmızıyla belirtmiş olduğum şekil şartları dediğimiz eksiklerin tamamının ücret bodrosunda yer alması lazım. Bunun olmaması durumunda da yine kayıtlar geçerli sayılmayacak. Eğer tehlike sınıfları farklı olan birden çok iş yeri varsa,
Yani bir fabrika var, onun dışında bir de pazarlama bölümü var. Her ikisinin iş kolu kodu farklı olduğu için, tehlike derecesi dediğimiz, NACE kodu dediğimiz şimdiki adıyla farklı olduğu için, normalde bunların bodrolarının ayrı düzenlenmesi gerekiyor. İşte bunların bodrolarını ayrı düzenlemeyip birlikte düzenlemeniz durumunda da aynı şekilde idari para cezası, kayıt geçersizliği cezası uygulanması söz konusu olacak. Süremiz az kaldığı için özetle söyleyelim ki, ibraz etmeden önce kayıtlarımızı gerçekten kanuna uygun biçimde tanzim edip etmediğimizi, bazı eksiklerimiz var ise de bunu giderip gideremeyeceğimizi, mesela ücret bankadan ödenmiyor, elden ödeniyorsa, ilgili işçiye de ücretlerin süresinde ödemişsek, ilgili ücret tediye bodrolarına imzalarını almak suretiyle, işte ne bileyim kullanmış olduğumuz programda iş yerinin sicil numarası yer almıyorsa, en azından bunu bilgisayarla veya elle iş yerinin sicil numarasını veya dönemini yazmak suretiyle mutlaka eksiklerimizi tamamladıktan sonra ilgili müfettişe veya denetmene incelemeye 15 günlük yasal süreçli içerisinde sunma gayretinde olalım. Yine kayıtların biraz anlaşılması zorsa ilgili denetmene, ilgili müfettişe kayıtların izahını yapalım. Yani bir mutabakatsızlık varsa bunun nerelerden ileri geldiğini en iyi işletmenin defterini tutan siz olduğunuz için izah etmeniz daha kolay. Yoksa müfettiş belli bir çabadan sonra bir sonuç alamayınca kayıtlarınızı geçersiz sayacak. Dolayısıyla da boş yere ceza uygulanması söz konusu olacak diyorum. Sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Değerli İl Müdür Yardımcımız Murat Özdamır'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Mustafa Koca veriyoruz. Kitapçı güzel yapmışlar ama şu senin kitapçı mı? Güzel olmuş. Tartışmalar ortadan kalktı. Sayın Başkan, SGK iş hukuku teşvikleri diye şimdi bahsedildi ama SGK'da denetim anlatıldığında teşviklerle ilgili İşkur'dan zannedersem size bilgi yanlış verildi. Üstad. İşkur'dan var teşviklerle ilgili, uygulamalarla ilgili anlatacak. Şimdi sizin SGK teşviği dediğiniz teşviği ödeyen kurum İşkur. Yararlanmış olduğunuz teşvik işsizlik sigortası kanunun geçici maddelerinde düzenlenen teşvik. Evet Sayın Hocam lütfen söz sizde. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir defa bir merhaba diyeyim. Çünkü arkadaşlar şeyi söylüyor, yani konusu falan vesairesi değişik ama işin doğrusu ben bir sunum hazırlamıştım. Uzunca bir sunum. Sonra bana başkan 20-25 dakikalık bir sürem olduğunu söyleyince bence önemli olan, önem atfettiğim meselelerin sadece altlarını çizerek geçmek istiyorum. Zannediyorum soru cevapta zaten bunları aşma şansımız var. Çok temelde neden bahsedeceğiz? İş hukukundan. İş hukuku dediğiniz mesele işçi işveren arasındaki ilişki biçimi, hizmet akdiyle doğan bir ilişki. Bir tarafta işçi var, öbür tarafta işveren. İşçi bağımlı çalışan olduğu için kanun bir takım koruyucu hükümler getirmiş. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim. İş hukukunda bir takım temel ilkelerimiz var. Bu temel ilkeler niye bizim için önemli? Şunun için önemli. Çünkü şu temel ilkeler aynı zamanda kanunu değerlendirirken, yorumlarken de dikkat etmemiz gereken temel ilkeler olduğu için önemli. İş hukukunun temel özelliği işçiyi koruyucu bir düzenleme olması. Yani eğer işçi işveren arasındaki ilişkiler karşılıklı olsaydı, eşitler arasındaki, tamamen eşitler arasındaki ilişki olsaydı, iş hukukunun bu kadar detaylı düzenlemelerine ihtiyaç olmayabilirdi. Ama iş hukuku ne diyor? İşçiyi koruyucu düzenlemeler. Bu koruyucu düzenlemeler iki türlü ortaya çıkıyor. Bir, bazen maksimum düzenlemeler getiriyor. Ne gibi?
iş kanunundaki çalışma süreleri gibi. Yani deniyor ki siz haftada en çok 45 saatlik bir çalışma yapabilirsiniz diyor. Bazen minimum seviyeler belirleniyor, normlar belirleniyor. Onların örneğine asgari ücret gibi. İsteseniz de istemeseniz de asgari ücretin altına inemezsiniz diyor. Yani iş hukukunun temel felsefesine böyle baktığımızda bir takım konuların anlaşılması daha netleşir. Bu birinci söylemek istediğim. İkinci söylemek istediğim, iş hukukunda temelde emredici kurallar var. Devlet çalışma hayatına müdahale etmiştir ve bir takım düzenleyici hususlar getirmiştir. Ne demiştir? İşçinin koruyucu hükümleri açısından normlar ihdas etmiştir ve emredici kurallar getirmiştir. Temelde hukukta emredici kuralları biz iki türlü değerlendiririz. Mutlak emredici, nispi emredici. Mutlak emredici, taraflar isteseler de bu düzenlemeyi değiştiremezler. Kıdem tazminatın tavanı gibi. İş hukuku bağlamında konuştuğumuzdan. Ama iş hukukuna asır rengini veren nispi emredici kurallardır. Yani işçi lehine değiştirebilirsiniz kuralı ama aleyhine değiştiremezsiniz. Mesela haftalık 45 saat nispi emredici bir kuraldır. Siz isteseniz de taraflar anlasalar bile 45'i aşamazsınız ama 40 saatte anlaşmaya sistem hiçbir şekilde itiraz etmez. Asgari ücretle ilgili bir norm belirler kanun. Siz asgari ücretin altına düşemezsiniz ama asgari ücretin üstünde ödemeye hiçbir şekilde itiraz etmez sistem. Bu da bizim nispi emredici kural olarak ortaya çıkar. Bir başka kuralımız ne? İşçi lehine yorum. Bu işçi lehine yorum bazen uygulamada yanlış anlaşılıyor. Mevzuatı tartışmak anlamında değil bu. Eğer bir konuyla ilgili bir düzenleme yoksa, açık bir mevzuat yoksa, mutlaka yorumlamanız, çözüm için yorumlamanız gerekiyorsa, siz kanunun ruhuna bakarak onu işçi lehine yorumlamak zorundasınız. Burada bizim sunumlar çok uzun, ancak ben sadece bu ana temel ilkeleri belirterek bu sayfamı geçmek istiyorum. Hizmet aktiyle oluşuyor işçi işveren arasındaki ilişki. Bizde iş sözleşmeleri başlıkta da belirtildiği gibi, sunum başlığında da belirtildiği gibi iş kanununda çeşitli iş sözleşmeleri örnekleri konulmuş. Bunlar belirli ve belirsiz süreli diye ikiye ayırabiliyoruz. Eğer siz objektif bir nedene dayanıyorsanız, esaslı bir nedene dayananız varsa belirli süreli yapma şansınız var. Bir projeniz var. Biten, bilinen, objektif olarak tespit edilen bir sözleşmeyi 3 aylık, 4 yıllık, 5 yıllık yapabilirsiniz. Buna bir engel yok. Ama iş hukukunda temel ilkene belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmaktır. Niye bu önemlidir? Çünkü belirli süreli sözleşmenin sonundaki hukuki sonuçlarla belirsiz süreli sözleşmenin sonundaki hukuki sonuçlar aynı değil. Bu yüzden esas olan belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmaktır. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle yaptığınızda kimse size niye belirsiz yaptınız diye sormaz. Ama belirli yaptığınızda neden yaptınız diye sorulur ve bunu da hangi gerekçeyle yaptığınızı ispatlamak zorundasınız. İki, bizde sözleşmeler günlük çalışma süresine göre tam süreli ve kısmi süreli olarak ayrılır. Tam süreli dediğiniz bütün çalışmanızı bir işveren uhdesinde devam ettiriyorsanız tam süreli. Eğer siz haftanın belli günlerinde veya günün belli saatlerinde çalışıyorsanız burada da kısmi süreli sözleşme söz konusu. Kısmi süreli için kanun önemli ölçüde az çalışılmak diye bir kavram kullanıyor. Biz yönetmelikten de bunu 3/2'den daha az anlıyoruz. Yani normal emsal çalışan bir işçi 45 saat çalışıyorsa kısmi çalışanın da maksimum çalışabileceği süre en fazla 30 saatten daha az olmak durumunda. Çok ayrıntılarına girmiyorum çünkü asıl iş sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili hükümleri anlatmak istiyorum. Evet, ücretle ilgili eğer soru gelirse, özellikle makdu ücret, günlük ücret tartışmasıyla ilgili soru gelirse orada değerlendirmelerimi yaparım. Bizde çalışma süresi nispi emredici olarak belirlenmiştir ve 45 saat olarak belirlenmiştir. Maksimumdur bu. Daha az çalıştırma imkanınız var. Hatta bu tercih edilir, söylenir ama 45'ten daha fazla çalışma şansınız yoktur. Bizim 1475 sayılı kanunda en fazla tenkit edilen konu özellikle esnekliğe müsaade etmemesiydi.
Bizim yeni sistem esnekliğe müsaade ediyor. Çalışma gününü 11 saati aşmama kaydıyla farklı saatlere bölme şansımız var. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer haftanın 6 günü çalışıyorsanız 7,5 saatten çalışmanız mümkün olabildiği gibi, haftanın 5 günü çalışıyorsanız 9 saatlik bir çalışmanız da mümkün. Aynı şekilde sizin bazı günlerde 11 saat çalışıp diğer günlerde daha az çalışarak da ortalama, daha doğrusu totalde 45 saati aşmıyorsanız herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Çok hızlıca gidiyorum ama asıl gelmek istediğim konuya gelmek için hızlanıyorum. Burada mali müşavir arkadaşlarımızın en temel problem alanı şöyle ortaya çıkıyor. Çalışma sürelerini belgelemek zorundasınız diyor sistem. Biz ne zaman bununla karşılaşıyoruz? Çünkü iddia sahibi işçi diyor ki ben fazla çalıştım. İddia sahibi diyor ki ben her gün 2 saat fazla çalışıyorum. Bununla ilgili neyle tefsik edeceksiniz, neyle delillendireceksiniz? Tabii ki iş yerinizdeki düzenlemelerle. Nedir o düzenlemeler? Puantajlar olabilir, çalışma saatleriyle ilgili puantaj defterleriniz olabilir, imza çizelgeleriniz olabilir, kart sistemleriniz olabilir. Burada önemli olan husus ne? Çalışma sürelerini belgelemek zorunluluğu işverende olduğu için burada eğer bir şekilde fazla çalışma ile ilgili talepte bu iş müfettişlerin denetiminde de söz konusu olur. İş müfettişi soruyor işçiye ne kadar çalışıyorsun? Fazla çalışma ile ilgili bir iddia ortaya çıkıyor. Şimdi iddiasını nasıl ispatlayacak işçi? Ancak yapabileceği şey kendi beyanı veya yanında beraber birlikte çalıştığı diğer tanık arkadaş. Eğer işveren çalışma saatlerini belgeleyemiyorsa, ispatlayamıyorsa nereye gidiyorsunuz? İşçi burada hem iddia sahibi ama aynı zamanda çalışma ilişkileri açısından tanık. Çünkü çalışma süresini onun üzerinden çözüyorsunuz, onun üzerinden sonuca gidiyorsunuz. Bu yüzden eğer, çünkü bizim çalışma hayatında uygulamada gördüğümüz en temel problem alanı ne? Şu, işverenler o zaman çalışma süresi olsun veya diğer haklı nedenle çıkartmalar olsun kendi haklılıklarını ispatlayamıyorlar. Ne demek? Gerçekten 45 saat çalışılıyor. Ama yan tarafta işçi daha fazla çalıştığını beyan ediyor, iddia ediyor. Yandaki arkadaş da bu iddiasını destekliyor. Nereye gideceksiniz doğal olarak? Belgeye, eğer belge, bilgi, çünkü sonuçta iş yerinin yönetim hakkına sahip işveren bütün belgeleri tanzim etmek zorunda. Eğer bu şekilde bu ispat yükümlülüğünü yerine getirmezse ortaya fazla mesai gibi bir süreçte çıkabiliyor. Peki ne var? Denkleştirme. Çokça uygulamada karıştırılan bir mevzu. Denkleştirmedeki temel mantık şu. 2 aylık bir periyotta haftanın ortalama çalışma saati 45 saat olmak kaydıyla bazı haftalarda çok çalışıp bazı haftalarda az çalışmak mümkün. Çünkü bizde bir haftada çalışabileceğiniz maksimum gün sayısı 6. Çalışabileceğiniz maksimum saat 11 saat. Yani bu şu demek, bir hafta 66 saat çalışıp öbür hafta daha az çalışarak bir denkleştirme, tarafların anlaşması diyor. Mesela bizim çalışma hayatında en fazla ihmal ettiğimiz mevzu, işveren tek başına denkleştirmeyi uygulayamaz. Neyle diyor? Çünkü sistem diyor ki tarafların yazılı anlaşması var ise, yani çalışan ben denkleştirmeye onay veriyorum diyorsa, ne demek bu? İşçi bu hafta 66 saat çalıştığında şunu biliyor, bir sonraki haftada daha az çalışarak bunu denkleştirecek. Ama burada bu özellikle yaptığımız sözleşmelerde çalışanların bu anlamda onaylarını almakta fayda var. Çünkü zorunlu tutuyor sistemimiz. Burada da ben tabloya bir takım örnekler koydum. Ondan da görme şansımız olacak. Gece dönemi özellikle son mevzuat değişikliklerinden biri bu. Temel ilke şu. Gece çalışmasını sistem akşam 8'den sabah 6'ya kadar döneme gece dönemi diyor. Ve burada bir kısıt koyuyor. Diyor ki gündüz 11 saatlik kısıtı burada 7,5 saat olarak uyguluyor. Ne demek bu? Siz diyor ki bu sürede 7,5 saatten fazla bir çalışma yapamazsınız. Ama bununla ilgili bir istisna getirildi. Yeni getirildi bu. Turizm, özel güvenlik veya sağlık hizmetleriyle ilgili yürütülen işlerde işçi buna muvaffakat ediyorsa, burası önemli. Çünkü işçi muvaffakat etmeden bunu tek taraflı yaparsanız yine fazla mesai ortaya çıkmış olur. Şu üç sektörle ilgili, daha doğrusu şu üç işle ilgili bir şekilde eğer gece çalışmasına işçi onay veriyorsa burada da 7,5 saati aşan bir çalışma yapmak mümkün. Fazla çalışma ne? Bizim fazla çalışma en fazla problemli alanlarımızdan biridir. Sadece başlıklarını söyleyerek geçiyorum. Sebebi de
dediğim gibi FES'e geleceğim için. O da şu, haftalık 45 saati aşan çalışmaya sistem fazla çalışma diyor. Eskiden günlük çalışmayla ilgili bir kısıtımız vardı 1475'te ama 4857 iş kanunu bunu değiştirdi. Bu şu demek, ben haftalık çalışma saatine bakacağım. Haftalık çalışma saati 45 saat aşmışsa ben en az %50 zamlı ödemek zorundayım. Son değişiklik ne? Son değişiklik şu, biliyorsunuz eskiden şöyle bir durum vardı, onay alıyorduk ve her yıl bu onayımızı yeniden alıp özlük dosyalarına tutmak zorundaydık. Sistem bunu değiştirdi. Eğer çalışan onay vermişse bu onay geçerli, ancak çalışanın bir ay önceden haber vermek şartıyla bu onayından vazgeçmesi mümkün. Bu niye önemli? Çünkü eğer onay vermişse fazla çalışmaya, bir mazereti yoksa girmek zorunda. Ama onayı yoksa zorla fazla çalışma yaptırmak şansımız yok. Bir de bizim sistemimizde şöyle bir hüküm de getirildi. Fazla sürelerle çalışma, eğer çalışma saatinizi 45'ten daha az belirlemişseniz, bu aradaki çalışma sistemini 45'e kadar olan çalışma süresine fazla sürelerle çalışma diyor ve en az %25 zam istiyor. Eğer soru gelirse onun da ayrıntılarına girerim. Genel tatiller var. Genel tatille ilgili bizim düzenlememizde yıllık 15,5 gün genel tatilimiz var. Genel tatilde yine mutlaka işçinin onayının alınması gerekli. İşçi onay vermişse genel tatilde çalışmak zorunda. Çalıştığında bir yevmiye daha fazla almış olacak. Yıllık izinle ilgili neler söylemek istiyorum? Yıllık izinle de ilgili biliyorsunuz bir düzenleme geldi. Yıllık izinde çalışma hayatımızda günler belirlenmiş durumda. Nedir o? İşte 14, 20 ve 26 iş günleri var. Bu günler esas itibariyle bir kesintisiz kullanılması lazım. Fakat diyor ki eğer taraflar anlaşırlarsa bir bölümü 10 gün olmak kaydıyla bu diğer günler bölünerek de kullandırılabilir. Özellikle biliyorsunuz eskiden en fazla 3'e bölünmeyle ilgili bir kural vardı. O kural da ortadan kalkmış oldu. Bu şu demek, 14 günlük izniniz varsa bir bölümü 10 gün olmak kaydıyla siz ondan sonra bir kullandırma şansına sahipsiniz. Evet, gelelim asıl bizim mevzumuzla ilgili. Çok hızlıca gittim ama şimdi bizim mevzunun asıl problemli alanı bu. Niye bu? Çünkü bizde şöyle bir kültür yok. Yani çalışırken işvereni şikayet etmeyle ilgili kültür genelde zayıf. Hani bu aman bu iyi bir kültürde şikayet etsinler anlamına söylemiyorum. Niye? Her şey güllük gülistanlık devam ederken iş akdi sona erdiğinde bir bakıyorsunuz ki bütün unutulan defterler açılmaya başlanıyor. Bu işveren için de geçerli, işçi için de geçerli. İşveren ben şöyle evlendirmiştim, şu yardımı yapmıştım, şöyle gitmiştik vesaire demeye başlıyor. Fesihten sonra işçi de ben şu kadar fazla çalışma yaptım, asla hiç ücretimi de vermedi ya da şöyle bir takım problemlerle gündeme geliyor. Biz de aslında iş akdinin sona erdirilmesinde iki kritere bakıyoruz. Bir, fesih dışı sebepler, iki fesih. Fesih dışı sebeplerden kastımız ne? Ölüm gibi, biraz slaytta şey görünüyor ama yukarısı ölüm. Ölüm veya tarafların anlaşması veya belirli süreli sözleşme yapmışsanız sürenin sona ermesi neticesinde iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Buralarda herhangi bir fesih iradesi yok. Yani ne demek fesih? Ben karşı tarafa seninle artık bu ilişki devam ettiremiyorum beyanı. Bozucu nitelikte bir beyan. Tek taraflı beyan, karşı tarafı da doğrudan karşı tarafın onayına bağlı olmayan bir beyan. Demek ki ölüm, işçinin ölümü buradaki kastımız. Taraflar anlaşarak, çünkü taraflar sözleşme yaptılar, diledikleri zaman bitirebilirler. Bir üçüncüsü de eğer belirli süreli sözleşme yapmışsanız, süresi sona erdiğinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Fesihte ise özel bir düzenleme yapmıştır ve bizim asıl problemli alanımız da burasıdır. Fesih işçiden de gelebilir, fesih iradesi işverenden de gelebilir. Bunu da sistemimiz iki türlü değerlendirmiştir. Demiştir ki süreli fesih, yani karşı tarafı önceden bilgilendirme mekanizması ya da derhal fesih, eğer haklı bir neden varsa derhal doğrudan sözleşmeyi sona erdirme. Süreli fesihten kastım şu. Yani sürprizlere açık olmamak. Seni hemen yarın çıkaracağım veya ben yarın ayrılıyorumla ilgili bir sürprizle karşılaşmamak için sistem bununla ilgili bir süre öngörmüş. Burada da bilmiyorum ayrıntılarına girmemiz gerekir mi? Süreyle ilgili sıkıntım olduğu için acele ediyorum biraz. İş güvencesi kapsamı ve iş güvencesinin kapsamının dışındakilerle ilgili
usuller biraz daha farklı. Olabildiğince ona da girmeye çalışacağım. Derhal fesihlerde ise herhangi bir süre beklemeniz söz konusu değil. Doğrudan iş sözleşmesini sona erdirebiliyorsunuz. Peki nedir süreli fesih ile ilgili bilmemiz gereken? Süreli fesihteki kastımız mutlaka sözleşmenizin belirli süreli olması gerekli. Çünkü belirli süreli sözleşme zaten kendiliğinden sona erdiği için önceden haber vermeniz gerekli değil. Peki şeyde nasıl? Belirsizdeki kasıt ne? Belirsizlikte sistem işçinin kıdemine bağlı olarak belli süreler öngörmüş. Yani kıdemi arttıkça haber vermeyle ilgili süreyi arttırmış. Nedir o? Eğer işçimizin süresi 6 aydan azsa 2 hafta, 6 ayla 1,5 yıl arasında ise 4 hafta, 1,5 yılla 3 yıl arasında ise 6 hafta, 3 yıldan daha fazla ise 8 hafta önceden karşı tarafı bilgilendirme. Burası önemli. İster işçi olsun, ister işveren olsun, karşı tarafı bilgilendirmek zorunda. Buradaki eğer bu zorunluluğa uymazsa, yani şöyle söylemek istiyorum. Ben çalışan işçi olarak hadi eyvallah gidiyorum dediğimde ne yapmam lazım? Çalışma sürem varsayım olarak söylüyorum. 5 yılsa 8 hafta önceden haber vermem lazım. Peki bu haber verme keyfiyetini eline getirmezsem ne olur? 8 haftalık ücretim tutarında tazminatı işverene ödemem lazım. Bunun aynısı işveren için de geçerli. Yani ben geldiğimde, işçi çıkarttığımda kendisine vermem gereken önele uymamış isem o önel süresi kadar tazminat ödemek zorundayım. Ayrıca burada yeni iş arama izni var. Çalıştığınız iş günleriyle ilgili ihbar öneli içinde yeni iş arayabilmek için işveren 2 saatlik yeni iş arama izni vermek zorunda. Eskiden biliyorsunuz yeni iş arama izni verilmemesi ihbar verilmemesi anlamına geliyordu. Şu anki düzenlememiz öyle değil. O 1475'te kaldı. Şimdiki düzenlemede eğer hasbelkader yeni iş arama izninde de çalışmışsa işçi o günkü ücreti %100 zamlı ödeme kaydıyla yeni iş arama izni de böylece gerçekleştirilebilir. Evet, iş güvencesi var. Biliyorsunuz çok da güncel meselelerimiz, arabulucu meselelerimiz gündemde. Bir defa kimler iş güvencesine tabi? Ön şartlar var. Bu ön şartlar yoksa zaten iş güvencesinden bahsedemiyoruz. Bunlardan biri iş yerimizin belli büyüklükte olması. Yani iş yerinde en az 30 işçi çalışıyor olmak zorunda. İş yerinde 30 işçi var ama işçimiz 3 aylık işçi. Bu da yararlanamıyor. İşçinin de en az 6 aylık kıdeminin olması lazım. 3, işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması lazım. 4, işveren tarafından bir fesih gerçekleşmiş olması lazım. İşçi haklı ayrılıyor. Evet, doğru. Belki kendisine hakaret edildi. Ayrılıyor ama iş güvencesinden yararlanması mümkün değil. İş güvencesinden yararlanabilmesi için ön şartımız ne? Fesih işveren tarafından gerçekleşmiş olması. Bir beşinci şart olarak da yetkili işveren vekili olmaması. Yani işletmenin bütünü sevk ve idare eden işveren vekili veya yardımcısı, genel müdür gibi, genel müdür yardımcısı gibi veya iş yerinin bütünü sevk ve idare eden ama işçi alma çıkartma yetkisi olan işçi değilse bu iş güvencesi kapsamında. Bunlar ön şartlar. Eğer bu şartlar gerçekleşmiyorsa zaten iş güvencesinden bahsedemiyoruz. Peki bu işin bir boyutu. Asıl belki meslek mensubu olarak bizi ilgilendiren ikinci sütun. Ne demek o? Bir defa diyor ki sistem, her halükarda iş sözleşmesini sona erdirmeden önce bunu yazılı bildirmeniz lazım. Evet, doğru, işçi geçerli neden var. Fakat ben yazılı bildirmedim. Doğrudan iade alır. Bu yüzden demek ki yazılı bildirim önemli. Yazılı bildirim yaparız. İşçi bundan imtina edebilir. İmtina tutana tutarsınız. O ayrı bir şey. Ama mutlaka yazılı olması gerekiyor. İki, sadece ben seni çıkarttım diyerek de olmuyor bu iş. Ne olması lazım? Fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtilmiş olması lazım. Şu gerekçeden dolayı iş aktin sona erdirildi gibi. Yani bunu somutlaştırmazsanız buradan iade alınabilir. Bir de çok önemli yine bir geçerlilik şartı. Eğer işçiyi davranışından veya yetersizliğinden dolayı çıkarıyorsanız mutlaka savunma almanız lazım. Bu da geçerlilik şartı. Evet, işçi gerçekten sık sık devamsızlık yapıyor, işe gelmiyor, sizin geçerli nedeniniz var. Ama savunma almadınız, yine iade alır. Bunları niye söylüyorum? Çünkü uygulayıcılar çoğu zaman bu eksikliklerden dolayı işçiler iade alıyor. Sebep şu, geçerli nedeniniz tartışılabilir. Bu bir şekilde
olumlu veya olumsuz olması makul bir şeydir de. Çünkü siz geç gelmeyi ayrı algılarsınız. İşveren ayrı algılar, çalışan ayrı algılar. Ama şu çok net, yazılı bildirim, fesin açık ve kesin olarak bildirilmesi. Bunlar olmazsa olmaz. Peki bunlar ne? Geçerli neden. Geçerli nedeni de sistem aslında kendi içinde ikiye kategorize etmiştir. Demiştir ki işçiden kaynaklanan, yani işçi yetersizse veya işçinin davranışı ne demek? Performans düşük, ortalama çalışandan daha az çalışıyor. Ama bunu benim diyerek çözülmüyor arkadaşlar. Bizim en büyük problemimiz o. Niye çıkarttı? Performansı düşük. Kriterin ne? Performans sistemin var mı? Bunu çalışana bildirdin mi? Çalışan buna onay verdin mi? Çalışan bu performansın neticesinde fesihle karşılaşacağını biliyor mu? Bütün bu süreçleri yönetmeden sadece düşük verimlidir diye iş hakkını sona erdirirseniz işe iade gelir. İkinci olay ne? İşçinin davranışları. İşçileri kışkırtıyor. Hocam kusura bakmayın, toparlayabilecek misin son 5 dakika? Vallahi nasıl toparlayabileceğim bilemiyorum ama toparlamaya çalışayım. Şöyle bir durum, o zaman hızlıca geçeyim yine. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir de işverenden değil de, işçiden değil de doğrudan işletmeyle ilgili ekonomik kriz vesaire gibi. Eğer böyle bir sebebiniz varsa iş akdini sona erdiriyoruz. Peki bu bitiyor mu? Evet, ondan sonra başka bir süreçte daha karşılaşıyoruz. Yine güncel bir meselemiz. Diyoruz ki sistem eskiden ne diyordu? Fesih bildirimi. Dikkat edin, biz de bazen fesih bildirimini yapıyoruz. Fesih bildirimi bittikten sonra bir ay çalıştırıyor. Hayır, fesih bildiriminden sonra ben seni çıkarıyorum bilgisi. Bu bazen yazılı olur, bazen eylemli de olabilir. Ben kovdum diyorsunuzdur vatandaşı, artık o süre başlamıştır. Bir ay içerisinde yeni sisteme göre ara bulucuya, zorunlu ara bulucuya gitmek zorunda. Ara bulucunun dönemi 3 hafta, hadi buna bir hafta daha ilave edebiliyorsunuz. Eğer çözüyorsanız zaten mesele yok. Yalnız burası önemli, ara bulucu çözüyorsa zaten çözümle ilgili bu düzenlemeyi yerine getiriyor. İşçi ne zaman işe başlayacak? Boşta geçen sürenin parasal miktarlarını söyleyecek. Bir de başlatılmaması halinin ne tür bir tazminatla karşılaşacağını da söylemek zorunda. Eğer ara bulucuyla çözemiyorsanız nereye devreye geliyor? 2 hafta sonra iş mahkemesine gidiyorsunuz. Eğer iş mahkemesinin kararına da itiraz ediyorsanız ne var? Artık istinaf mahkemesine devam ediyorsunuz. Bu yargı süreçlerini avukat arkadaşlara havale edip buraya hızlıca geçiyorum. Derhal fesihle ilgili... Evet, yine uygulamada çokça karşılaştığımız meseleler, işçinin haklı nedenle fesih süreçleri var, işverenin var. Nedir işçinin? Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık, bir de zorlayıcı sebepler. Burada sadece bir örnek verip geçeceğim. İşçinin ücreti çok net ödenmezse veya eksik ödenmezse veya çalışma şartları uygulanmazsa işçinin derhal fesih hakkı doğar. Bizim için önemli olan kriterlerden biri bu. İşverenin de derhal fesih süreçleri var. Bu da nedir? Bunu da kanunla sistematik olarak belirlemiş. Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallara aykırılık, zorlayıcı sebepler ve tutukluluk hali. Sadece özellikle devamsızlığı belirtip geçmek isterim. Bizde uygulamada çokça karşılaştığımız bir problem. İşçi 2 gün üst üste gelmedi, hadi işten çıkaralım. Buradaki temel problem şu, işveren devamsızlığı ispatlamak zorunda. Hiçbir problemimiz yok. Tutanaklarımızı tuttuk, ilgililer gelip gelmediğini bilebilecek arkadaşlar. Bunu bildiler, öğrendiler. Ama işçinin haklı bir nedene dayanıp dayanmadığıyla ilgili bir süreç ortaya çıkıyor. Yani işçi rapor mu aldı, eşi mi hasta, çocuk mu hasta, akrabası mı vefat etti gibi. Gittiğinde bununla ilgili bu süreçte ilgili riske girmemek için ne yapıyor işveren? Bizim mazeret araştırması dediğimiz bir yönteme başvuruyor. İşçiye bir tebligat gönderiyor. Diyor ki şu kadar süredir devamsızlık yapıyorsun. Varsa haklı bir gerekçen gel bana ifade et. Yoksa iş hakkını sona erdireceğim diyor. Sadece şunu söylemek isterim burada. İşçi veya işveren ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir halle karşılaştıklarında bu konuyu öğrendikten sonra 6 iş günü içerisinde fesih iradesini ortaya koymak zorundalar. Örnek, işveren işçiye hakaret etti. Ne zaman etti? Bugün. İşçinin artık 6 günlük hak düşürücü süresi var. Eğer 6 günde
iş akdini buna dayanarak feshetmezse artık feshedemez. Yani haklı nedenle feshedemez. Veya işveren iş yerinde işçilerin kavga ettiğini öğrendi. Ne zaman öğrendi? Bugün öğrendi. 6 gün içerisinde iş akdini feshiyle ilgili bir irade ortaya koymak zorunda. Yoksa bu hakkını kullanamaz. Bu hak düşürücü süre önemli. Evet, işçinin kavga ettiğini öğrendim ama bugün öğrendim. Ama işçi 2 yıl önce kavga etmiş. Onu da yine kullanamıyorum. Olayın üstünden de 1 yıl geçmemiş olması lazım. Demek iki kısıt var. Öğrendikten sonra 6 iş günü, olayın üzerinden de 1 yıl geçmemiş olmak kaydıyla. Bilmiyorum, benim artık şeyi bırakıyorum şu aşamada. Sorular gelirse arkadaşlar, kıdem tazminatı ve diğer bölümleri de anlatmaya çalışayım. Çok eyvallah. Teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Kusura bakmayın. Evet değerli dostlar, Sosyal Güvenlik Kurumu İş Hukuku ve İşkur Güncel Uygulama ve Teşvikleri yönelik seminerimizin son konuşmacısı Sayın Zeynep Kıratlı, kendisi İstanbul Çalışma ve İşkur Müdürlüğü Beyoğlu Hizmet Merkezi Müdürü. 2001 yılından bu yana İşkur'un farklı hizmet merkezlerinde çalışmakta olan Sayın Kıratlı, 2013'ten bu yana Beyoğlu Hizmet Merkezi Müdürü olarak aktif görevine devam etmektedir. Teşekkür ediyoruz kendisine. İstanbul Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri, meslek mensubu hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi İşkur Beyoğlu Hizmet Merkezi Müdürü olarak saygıyla selamlamak istiyorum. Çok kalabalık bir gündeyiz, bugün böyle bir aradayız. Biz neler yapıyoruz İşkur olarak? Geçen yıl neler yaptık, bu yıl neler yapıyoruz? Bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Umarım süreye sürece uyabilirim ben de. Evet, biliyorsunuz İşkur 1946 yılında kurulmuş ve değişen gelişen koşullara paralel olarak da 4904 sayılı kanunla yeniden bir yapılanmaya gitmiştir. 4 tane operasyonel süreci yürütüyoruz aslında çalışma hayatına ilişkin. Birincisi, iş piyasası bilgilerini derlemek, toplamak, analiz etmek ve kullanıcıların hizmetine sunmak ana görevlerimizden biri. İş ve işçi bulmacılığa aracılık hepinizin bildiği gibi klasik görevlerimizden biri, ana görevlerimizden. Bunu yurt içi istihdam, yurt dışı istihdam ve özel istihdam büroları alt başlığı ile yine sürdürüyoruz. Aktif istihdam tedbirleri kapsamında hepinizin bildiği gibi bir mesleği olmayan, meslek edinmek isteyen, mesleğini değiştirmek ya da geliştirmek isteyen, sizlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine yönelik kurslar düzenliyoruz. Mesleki eğitim kursları düzenliyoruz. Pasif istihdam tedbirleri kapsamında yine işsizlik sigortası uygulamaları ana çalışma konularımızdan bazıları. Evet. Yine temel misyonumuzda çalışmalarımız aslında tamamen işveren odaklı politikaları kapsıyor. Yani sizin aradığınız nitelikli iş gücünün temini bizim için çok önemli, kıymetli. İşsizlik fonunun yönetimi yine kurumumuza ait bir çalışma. Sürdürülebilir istihdam politikaları, etkin iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, istihdam teşvikleri, endüstriyel ilişkilerle ilgili çalışmalarımız da var idi. Ancak 30-10-2017 tarih itibariyle işçi şikayetlerinin çözümü konusu da kurumumuzdan alınarak hepinizin bildiği gibi 1-1-2018 tarih itibariyle arabulucu başvurusu şeklinde değişmiştir. Kısaca Türkiye'nin demografik yapısı ile ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bunun İstanbul paralelini anlamamız, görebilmemiz için. Türkiye'nin toplam nüfusu 80 milyon. Bunun yaklaşık %50'si erkek, %49'u kadın olarak gözüküyor. Aynı paralel durumu İstanbul için de görebiliyoruz. 15 milyon nüfusu yaklaşık yine %50'si erkek, %49'u kadın olarak gözüküyor. SGK'ya kayıtlı iş yeri ve çalışan sayılarına baktığımızda yine Türkiye İstanbul karşılaştırmasında
yaklaşık %27 ile 30 arasında Türkiye'deki 1.49 arası çalışan işçi sayısı, iş yeri sayısı 1.807.000 gibi gözüküyor. Bunun 507.000'i İstanbul'daki iş yerlerimiz. Yine burada çalışanların sayısına baktığımızda Türkiye genelinde 8.461.000 gibi bir çalışan sayısı görüyoruz ve bunun 2.432.000'inin İstanbul'da, yani %29'a tekabül eden bir kısmının burada olduğunu görüyoruz. 50 artı iş yerlerimizde yine %27 oran, tek tek rakamları okumayacağım, yaklaşık oran açısından bakalım istedik. Yine buradaki çalışan sayısı da İstanbul için %27, yine Türkiye ile baktığımızda paralellik gösteriyor. Kayıt dışı istihdama baktığımızda burada bir yıllar itibariyle bakıldığında bir azalma görüyoruz. Tarım içi kayıt dışılığın %82 olduğunu görüyoruz. Tarım dışı oran %21.7. Kadınlarda %44.3, erkeklerde %28.8, 2016 verileriyle bu şekilde bahsedebiliriz. İstihdamın sektörel dağılımına baktığımızda yine hizmet sektörünün yoğun olduğunu görüyoruz. Yine İstanbul'da Türkiye ortalamasıyla kıyaslandığında %66 bir oranla hizmet sektörünün önde olduğunu, geriden sanayi sektörünün geldiğini %32 ile görebiliyoruz. Tarımla ilgili İstanbul 0.9 olarak hemen hemen yok gibi gözüküyor. Temel iş gücü göstergelerine, TÜİK verilerine baktığımızda iş gücüne katılım oranı Türkiye genelinde %53.1, İstanbul'da %56.3. İşsizlik oranı Türkiye genelinde Ekim 2017 verilerine göre %10.3, yine İstanbul'da bu rakam 13.5 şeklinde gözüküyor. Genç işsizlik 19.3 olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki biz ne yapıyoruz İşkur istihdam politikalarında? Biraz önce söyledim, iş gücü piyasası bilgilerini derlemek, toplamak, analiz etmek görevimiz. Bu amaçla biz 2017 yıl içerisinde 3 Nisan ile 5 Mayıs arasında yaklaşık Türkiye genelinde 90 bin iş yerinde, yüz yüze İstanbul'da da 12.150 iş yerimizde yüz yüze anket gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunu bir de açık iş istatistikleri araştırması ile yapıyoruz. Yılda 4 defa Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında yaptığımız anketler 3.750 iş yeriyle yüz yüze görüşme yapılarak tamamlanan bir çalışma bu. Bazen işverenlerimizden bu konuda işte sitemler alıyoruz. Diyorlar ki ya durmadan anket yapıyorsunuz, durmadan aynı şeyler soruluyor gibi. Fakat iş piyasasıyla ilgili bilgileri, yani fotoğrafı doğru çekmek, güncel tutmak önemli. Çünkü bu doğrultuda çalışmaların yürütülmesi çok kıymetli. Sizlerden gelen gelecek geri bildirimler bizim için önemli. Yapacağımız çalışmalara yol gösterici aslında. Bu biraz önce söylediğim 2017 çalışmasının kısaca bir iki sonucunu paylaşmak istiyorum. Bu resmi olarak yayınlanan sonuçlarımız. En çok açık iş olan ilk 10 meslek, burada hepinizin gördüğü gibi garson, satış elemanı, makineci gibi sıralamalar var, beden işçisi. Lisansüstü mezunlar için en çok açık iş görülen meslekler yine gördüğünüz gibi muhasebeciler. Burada bunları hızlı bir şekilde geçeyim. Bunu size dergilerimiz de var bu konuda paylaşabiliriz. Fakat belki şunu söyleyerek geçelim. En fazla istihdam artışı beklenen bu anketler sonucunda çıkan sonuçta satış danışmanı, temizlik işçisi, şoför, pazarlamacı gibi bir sıralama görüyoruz.
İstanbul ya da Marmara bölgesinde makineci ve laboratuvar teknikeri temininde güçlük çekilen meslekler arasında sıralanmış. Bu anketlere doğru cevap vermeniz çok önemli. Çünkü sizlerden gelen cevaplar ve geri bildirimler sonucu bu derlemeler yapılıyor. O yüzden de hani anketlere vereceğiniz cevaplar önemli. İş ve meslek danışmanlığı çalışmalarımızda neler yapıyoruz? Yaklaşık ulusal istihdam stratejileri kapsamında Türkiye genelinde 4000'e yakın iş ve meslek danışmanı görevlendirilmişti biliyorsunuz. Bunların yaklaşık 715-800 civarında olan arkadaşlar da İstanbul'da görev yapıyorlar. İstanbul'da her bir danışmanımıza kuruma kayıtlı ortalama 755 iş yeri ve 1078 iş arayan danışan aday düşmektedir. Bizim tabii sizlerden beklentimiz hepinizin kendi iş yerinizin iş ve meslek danışmanıyla tanışmanız. Çünkü bu sizinle kurum arasındaki önemli bir köprü, öyle düşünüyoruz. İş ve meslek danışmanlarımız ne yapıyor? Onlar size geliyorlar, kurumu, iş yerlerinizi ziyaret ediyorlar. Sizlerdeki açık pozisyonları anlamaya çalışıyorlar. Sizlerdeki açık pozisyonlarla bizde kayıtlı iş arayan adayların karşılaştırılması ana görevlerinden bu arkadaşlarımızın. Yine bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleriyle bu çalışmaları yürütüyorlar. Okullarda genç arkadaşlarımıza meslek seçiminin önemini, iş arama becerilerini anlatıyorlar. İş nasıl aranır, nerede aranır, bir özgeçmiş nasıl yazılır, bir iş görüşmesinde ne tür sorularla karşılaşabilirler, nasıl yanıtlar vermeleri uygunduru arkadaşlarımız ücretsiz bir şekilde okullarda, meslek liselerinde, üniversitelerde genç arkadaşlarımıza anlatıyorlar. Yine özel istihdam bürolarıyla ilgili güncel teminat tutarlarını paylaşmak istiyoruz sizinle. Burada kesin ve süresiz banka teminat mektubu 2018 yılı için 40.590 lira olmuş durumda. Geçici iş ilişkisi teminat tutarı yine 2 yıldan uzun süreli faaliyet gösteren özel istihdam büroları için 405.900 lira. 6 aydan uzun süreli faaliyet gösteren özel istihdam büroları için 811.800 lira. Masraf tutarı da ilk başvuru için 3.040 lira. İzin süresi içinde belge yenileyenler için 1.810 lira. İzin süresi sonrasında yapılan başvurular için de 3.040 lira. Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmacılığa aracılık etmenin cezası da 23.770 lira. Bunun tekrarı halinde de 47.541 lira bir idari para cezası uygulanıyor. Biraz önce il müdürümüz bahsetmişti 2017 yılı içinde neler yaptık diye kısaca söyleyelim. Özel sektörden yaklaşık 788.353 açık pozisyon alınmış. Bunların 245.394'ü işe yerleştirilmiş. Ziyaret ettiğinden iş yeri sayısı 109.000.